hoş geldiniz. Kaz Dağı'nın bir sürü sorunu yetmezmiş gibi, şimdi bir de karşımıza RES'ler çıktı. Bu konu bizim de çok da iyi bilmediğimiz bir alandı. Altında termikle falan işte ciddi bir şekilde uğraştık, biraz öğrenmiştik ama RES'leri çok da iyi bilmiyorduk. Biraz öğrenmek için uzmanlarımız aramızda, onlardan konuyu anlayabilmek için özellikle bu panelimizi düzenledik. Hepinize geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımızı buraya almak isterim. Profesör Doktor Ali Osman Karababa, Hüsnü Dilli, Hasan Basri Avcı. Programımızı şöyle öngördük. Ben bir açılış sunumu yapacağım. Arkasından panelistlerimizi dinleyeceğiz. Sonra bir soru yanıt bölümü yapacağız. Soru yanıt bölümünden sonra da ben de bu konuda konuşmak istiyorum, katkı sunmak istiyorum, bilgim var diyen arkadaşlarımızla ayrıca dinlemek istiyoruz. Arkasından da Hacı Aslanlar ve Yaşyer Köyü'ne buradan gitmek isteyen arkadaşlarımızla beraber dışarıda araç olacak. Birlikte gideceğiz. Uzmanlarımızla beraber köylerde köylerimizle birlikte olacağız. Bu toplantımıza geçen yıl kaybettiğimiz ve RES'ler konusunda kendisinden çok şey öğrendiğimiz sevgili İpar Anarak başlamak istiyoruz. Sevgili İpar, Hüsnü Bey'in yol arkadaşıydı. Kendisine buradan bir kez daha üzüntülerimizi ifade edelim. Geçtiğimiz yıl İpar'ı kaybettiğimizde paylaştığımız bir görseldi bu. Buradan İpar'ın ne kadar sevgili olup insan olduğunu görüyorsunuz. Yaşama boyunca doğa mücadelesini sürdüren Karaburun Kent Konseyi Başkanı sevgili İpar'a buradan bir kez daha sevgilerimizi yolluyoruz. Evet, konuşmacılarımızı anons etmiştim. Sevgili Arasman Karababa hocamız RES'lerin sağlığa etkileri konusunda konuşacak. Hüsnü Bey, Karaburun'daki RES'ler ne hale getirdi Karaburun'u, nasıl bir mücadele verdiler, o konuda bilgi verecek. Ve Hasan Basri Avcı da bu bölgenin çok kıymetli orman mühendislerinden, bölgeyi çok iyi bilen bir insan. O da Eybek Dağı'nın ekosistemi böyle bir projeden nasıl etkilenecek, kuş gülük yollarına etkisi nasıl olacak konusunda konuşacak. Sanıyoruz aslında ilk konuşmacı hocamızla başlayacağız. Sonra Hasan Basri Bey'le devam edip en son mücadele örneklerini de görelim diye Hüsnü Bey'le devam etmeyi düşünüyoruz. Enerji konusunda ayrı bir konuşmacımız olacaktı, Özgür Gürbüz. Ne yazık ki gelemedi. Biraz ondan edindiğim bilgilerle, biraz da çeşitli araştırmalarla o konuda ben biraz panel başlamadan önce biraz bilgiler aktarmak istiyorum. Enerji deyince bir sürü başlık da aklımıza geliyor. Enerji nedir? Enerji ihtiyacımız nedir? Kimin için enerji? Hangi enerji? Yurttaşın enerji santralleri, enerji tasarrufu, enerji verimliliği gibi bir sürü başlık var. Bunları konuşmadan enerjiyi konuşamıyoruz. Enerji Bakanlığı'nın web sayfasından aldığımız bir tabloyu görüyoruz. Türkiye'nin kurulu gücü ne kadar? Hep daha çok enerjiye ihtiyacımız var, daha çok yatırıma ihtiyacımız var deniliyor ya. Biraz buna bakalım istedik. Türkiye'nin şu anda 87 bin megawatt kurulu gücü var. Bunun içerisinde doğal gazların payı %20'li bir şey. İthal kömür yine %10, taş kömür, lignit kömür yine %10 küsürlerde. Buradan gördüğünüz gibi güneşin payı çok çok az. Rüzgar biraz daha işte fena değil, 6.7 gibi. Hidrolik santraller yine belli bir oranda. Gördüğümüz gibi şu anda doğalgazın ve kömürün enerji üretimindeki payı çok ciddi oranda fazla. Yenilebilir enerjiye yıllarca yatırım yapılmadığından, bu alan göz ardı edildiğinden de payı şu anda enerji üretiminde çok az. Bütün bu tabloları şu verdiğim linklerden edinmek mümkün. Bu devletin resmi web sayfalarındaki tablolar. Miktar olarak da üretilen elektrik üretimine baktığımız zaman da yine kurulu güç dışında enerji üretimi açısından da doğal gazlar en başta, kömürlü daha sonra, barajlar ve akarsular ondan sonra geliyor. Yine rüzgar ve jeotermal diğer alanlarda çok daha az elektrik üretiyor.
Bir yandan kurulu gücümüz var. Peki ne kadar enerji kullanıyoruz? Bu çok önemli. İşte ileri sürülen enerji bize yetmiyor. Savına karşılık bu tabloya baktığımızda da Türkiye'nin kullandığı enerji 45 bin megawata denk gelmiş. Bu da 2018'in Temmuz ayı itibariyle en çok kullanılan, enerjinin en çok kullanıldığı dönemde. Bu ne demek? 80 bin kurulu güç var, 87 bin. Halbuki biz yalnızca 48 bin megawattlık enerji kullanmışız. Yani aradaki fark kadar enerjiyi ya bu enerji santrallerini ürettirmiyoruz, kurulu gücümüzü kullanmıyoruz ya da başka şeyler oluyor demek. Demek ki aslında bizim daha fazla santral ihtiyacımız gibi bir talep hiç de gerçekçi değil bu rakamlardan gördüğümüz kadarıyla. Burada kurulu güçle talebin karşılaştırmasına ilişkin bir tablo var. Projeksiyon var. 2026'da Türkiye'nin ne kadar enerji ihtiyacı olacak? Bunu yine bakanlık resmi rakamlardan aldığınız veriler. Yüksek tablosunun en altına bakın. 2026'da Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu enerji 70 bin megawatt olacakmış. Bizim zaten 87 bin megawatt kurulu gücümüz var. O zaman 2026'nın enerji ihtiyacını bile karşılayacak kadar aslında kurulu gücümüz var demek. 2018 bu ay itibariyle 87.138 megawatt puan, yani kullanılan enerjimiz 45.000 megawatt. 2028'deki tahmin 70.000 megawatt. Yani 2018'de bile şu anda 40.000 megawatt fazla gücümüz var. 2028'de hiç o zamana kadar enerji santrali yapmazsak bile 17.000 megawatt gerçekten bir fazlamız var. O zaman niye hala yeni yeni enerji yatırımları yapmakta ısrar ediyoruz? Devletin gerçekten bu politikasını ciddi şekilde gözden geçirmemiz gerekiyor. Bizim gözden geçirmeyecek tabii de, çünkü rant var, enerji yatırımlarında da nasıl daha çok para elde ederiz kaygısı var. Demek ki gerçekten bize şu anda yeni yatırımlar gerekmiyor. Tabii biz termik santralleri kapatın diyoruz. Termik santralleri kapatırlarsa oradan açığa çıkacak bir miktar enerji ihtiyacı var. Onu zaten mevcut fazla kurulu güçle sağlayabilecek durumda gibi görünüyor Türkiye. Ya da yenilebilir güneşle, rüzgarla ya da esas olarak güneşle değiştirerek de aynı şeyi termikten elde edeceğini tekrar elde edebilir. Bu tablo 2015'e ait ama şu anda çok daha beter olduğunu düşünüyorum. Elektrik tüketim karşılaştırması. Meskenler, yani bizler enerjinin ne kadarını kullanıyoruz? Ticarethaneler ne kadarını kullanıyor? Resmi daireler, sanayi, aydınlatma ne kadar mı kullanıyor? Ticarethane kolonuna bakın. Yani Türkiye'de şu anda en çok enerjiyi ne yazık ki ticarethaneler kullanıyor. Bu artış nereden kaynaklanmış? Baktığımız zaman AVM'lerden, büyük alışveriş merkezlerinden kaynaklanmış. Şu anda enerji ihtiyacını büyük oranda fırlatan, yükselten şey aslında bu yapılan, çok büyük enerji gerektiren ve aydınlatma isteyen, boşu boşuna sabahlara kadar lambaların yandığı, klimaların çalıştığı bu kapalı AVM'ler. AVM'ler bir sürü şeye olumsuz etkilediği gibi işte enerji ihtiyacımıza da yazık ki böyle bir etkisi oluyor. Bu tablonun ben 2018'de çok daha fazla arttığını düşünüyorum. Çünkü Edirne bitimizde bile bir sürü AVM açıldı, Novadalar açıldı, sabahlara kadar ışıl ışıl yanan, sürekli klimalar çalışan büyük süpermarketlerde çok fazla enerji kullanılıyor. Bu dört maddelik tablo Özgür Gürbüz arkadaşımızın sunumundan alınmış. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Sağlık ve enerji politikasının dört ayağı ne olmalı? Arzı değil, talebi yöneten bir enerji politikası olmalı. Enerji tasarruf ve verimliliğini teşvik eden politik olmalı. İklim dostu ve çevreye en az zarar veren, en ekonomik kaynakların seçimi olmalı. Enerji demokrasi ilkelerine uygun üretim, yani halkın enerjisini üretmeli diye bir politik önerimiz var. Şimdi biraz da şu anda konumuz olan projeyi tanıyalım. Duygu Res Enerjisi Projesi. Projenin sahibi Polat Enerji diye bir firma. Bu firmaya 2018 tarihinde EPDK tarafından ön lisans verilmiş durumda. Projenin kurulu gücü 150 megawatt, türbin sayısı da 75. Proje alanında hem Yenice hem Havran hem de Edremit içerisinde işte köylerde yer alıyor. Ön lisans sahası 13.836 hektar.
ve her bir türbinin kapladığı alanda 1,5 dönüm civarında. Proje alanı Kazdağ Gökkünarı Tabiat Parkı koruma alanına 1,1 kilometre mesafede. Milli parkımıza ise 1,15 kilometre mesafede. Proje alanında hem mera var, hem tarım alanı var, hem de ormanlık alan var. ÇED dosyasında tarım alanlarının kamulaştırılacağı yazılıyor. Yani belki acele kamulaştırmayla, işte kamulaştırma kararıyla köylülerin elinden bu tarım arazileri alınacak demektir bir ifadesi. Şirketin ortaklarına biraz baktık. 3 tane ortağı var Polat Enerji'nin. Birinci ortak Genel Enerji. İkinci ortak ENTK Holding. Üçüncüsü de Batıyel. Genel Enerji kimdir diye baktığımızda ki Polat Enerji'nin %45 hissesine sahip Kanadalı bir firma. Kanada'daki emeklilik sisteminin kurumunun kurduğu, iştiraki olan ve enerji yatırımları yapan bir firma Genel. ENE'de bir Fransız firması. Batıyel Enerji'de Adnan Polat ve ailesinin şirketi. Galatasaray'ın eski yöneticisi Adnan Polat'tan bahsediyoruz. İşler biraz bayağı karışık. İnternette biraz araştırma yaptığınız zaman bu hisse devirleriyle ilgili epey bir ilginç şeyler geçmiş çıkıyor karşımıza. Esas şirketin adı aslında Adnan Polat Enerji AŞ'ymiş. Adnan Polat Enerji AŞ hisselerinin %100'ünü bu Kanadalılara ve Fransızlara satıyor. Sonra onlar da %10'unu geri Adnan Polat'ın Batıyel'ine veriyor. Orada rekabet kurulunun kararları falan var, işte bu kararları onaylamışlar. Genel Enerji biraz önce dediğim gibi Kanada Emeklilik Fonu PSP'nin PSPURSRL adlı bir %100 iştirak olan bir firma. Ne yapıyor diye baktığımızda da enerji santralleri yapıyor. Hidroelektrik, termik, nükleer, her türlü santrali yapıyor. Yani masum bir sıfır yenilenebilir enerji yapan bir firma değil. Aslında firmaların çoğu hem termik hem nükleer hem RES yapıyorlar. Nerede ne fayda varsa ondan elde etmeye çalışıyorlar. Yönetim kurulu Patrick Salmon, Steven Mark, Sonnenstein gibi işte bildiğim şeyler, yabancılar. ENTK Holding'de diğer %45 hissedarımızda yine EDF Enerjinoğlu diye bir firmanın %100 iştirak olan bir şey. Bunun uğraştığı alan ise tamamen trustlar, fonlar benzeri mali varlıklar. Yani şirket öyle bir kurgulanmış ki %45'i paracıların, %45'i işte yatırımcıların, %10'u da şeyin Polat'ın diye. Bunun da tabii yönetim kurulu üyeleri. Bunlar Türkiye'de kurulu şirketler. Yönetim kurulu üyeleri de gördüğünüz gibi hep işte Fransızlar, Kanadalılar falan. Polat Enerji'nin yönetim kurulu başkanı Adnan Polat. Yönetim kurulu üyelerini de orada görüyorsunuz. Telaffuz biraz zor. Telaffuz etmeyeyim. Bu da dosyada yer alan vekaletlerinden. Bu devir işlemlerinde falan işte isimleri görüyorsunuz. Kanadalılar ve işte Fransızlar. Proje alanı Yaşyer mahallemizde 3 kilometre, Hacı Aslanları 3900 metre, Fazlıca mahallesinde 3700, Tarlabaşı'nda 3300, Armutça 6800, Kıraçoba'ya 8000, Kalabakbaşı'nda 8800, Karaaydın'da yine bir 8000 kilometre metre mesafede. Bu da projenin alanları. Bunlar da daha gidenler çok iyi bilir, muhtarlarımız var burada, onlar da çok iyi bilirler. Türbinlerin yerleştirileceği yerler. Bu da neler var, hangi tür bitki örtüsü var, bunları gösteren haritada. Gördüğünüz gibi geniş yapraklı orman büyük bir bölümü alanın. Yine mera var ve çok az da bir tarım alanı var. Biraz da türbin özellikleri, yeni tip türbinler öngörmüşler burada. Şu anda 4 megawattlık türbin herhalde çok fazla yok Türkiye'de. Burada karşımızda 4 megawattlık rotor çapı 127 metre olan ve yüksekliği 116-135 metre olan çok devasa türbinler görüyoruz. 0.9 megawatt olan var, 2 megawatt olan var, 3.5 megawatt olan var. 4 tip farklı türbin kullanacaklar alanda. Bu da bir resim akım şemasını görüyoruz. İnşaat aşamasında her bir ayak için 22 metre yer çapında
3 metre derinliğindeki bir alanı açacaklar, kazacaklar, temeli yapacaklar. Sonra da kule montajı ve işte pervanelerin montajıyla montajı tamamlayacaklar. ÇED proje tanıtım dosyasında Merava tarım orman alanları ne kadar? Hiç bunlarla ilgili bilgi yok. Ne kadar ağaç kesilecek? Hiç bilgi yok. Kaç metre yol yapılacak? Yine hiç bilgi yok. Kuş göç yolları var mı bu bölgede? Hiçbir bilgi yok. Ama biz biliyoruz ki bu proje sonrasında enerji üretmeye başladığında ciddi para kazanacaklar. Proje 17 Eylül'de ilan edilmiş. Zaman zaman bakanlığın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın duyurularını takip ediyoruz dernek olarak. 17 Eylül'de ilan edilmiş bir duyuruyu biz 27'sinde gördük. Fark ettik ki böyle bir proje var. Hemen dernek sayfamızdan ve diğer gruplara da duyurarak projeyi, böyle bir projenin olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Arkasından da bu paneli gerçekleştirerek bu konuda bilgilenelim istedik. Şu anda önümüzdeki süreç halkın katılımı toplantısı. 25 Ekim saat 14.30'da Şunar'da halkın katılımı toplantısı var. Aynı gün proje bir yandan da Çanakkale'yi ilgilendirdiği için 11.30'da da Yeni Cağmurçuk Köyü'nde bir halkın katılım toplantısı var. Daha sonra bu halkın katılım toplantısı sürecinden sonra firma esas ÇED dosyasını hazırlayacak, bakanlığa sunacak. Orada da inceleme değerlendirme komisyonunda proje görüşülüp karara bağlanacak. Polat Enerji AŞ'nin şu anda eş zamanlı yürüttüğü başka bir proje daha var. Yine Çanakkale Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü sayfalarından fark ettik. Bu da 111 türbinli 99 megawatt 22 köyü etkileyen bir başka proje. Bunun halkın katılımı toplantısı da 26 Ekim'de Ezine'nin Köseler Köyü'nde. Polat Enerji'nin şu anda Türkiye'de başka yatırımları da var zaten. Bu da Polat Enerji'nin Ayvacık ve Ezine'deki 111 türbinli projesinin proje alanı. Evet, biz Kazdağ Ekofestivali'nde dediğimiz gibi güneş bize yeter diyoruz. Hepimize kolay gelsin. Önümüzdeki halkın katılımı toplantısı için ne yapacağız diye ayın 22'sinde bir toplantı yapalım istiyoruz. Buradan bütün arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Bütün sivil toplum örgütleri, gruplar, yürüyüş gruplarını. Ege Marmara Belediyeler Birliği'nin toplantı salonunu bize açıyor. Burada varacağımız bir saatle ilgili karara göre de orada toplanabiliriz ve 25'te nasıl hazırlanalım diye konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Artık nihayet ben susuyorum ve konuşmacılarımızı konuşması için davet ediyorum. Kıymetli hocamızı 2007'den beri dernek olarak tanıyoruz. Altın madeniyle ilk karşılaştığımızda kendisini bölgeye davet ettik. Kısacık köyüne götürdük. Gecenin bir vakti hocamızı İzmir'den alıp Kısacık'a götürdük. Orada Kısacık köylerini bilgilendirmişti. Arkasından yine Bayramiç'te falan çeşitli paneller düzenlediğimizde de hocamız bize altın madeninin, termik santralin zararları konusunda bir sürü destekte bulunmuştu. Kendisi Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Bölüm Başkanı olarak yıllarca görev yaptı. Şu anda emekli. Ege ÇEP'te çok kıymetli çalışmaları var. Türkiye'nin neresinde ekoloji mücadelesinde talep olursa, istek olursa çok seve seve hemen imdada yetişir. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Aslında Süheyla'nın söylediklerinden sonra insan ne söylediğini şaşırıyor. Hani memleketin durumu gerçekten çevre açısından baktığımızda bir felaket. Önce merhaba diyeyim, pardon. aslında rüzgar enerjisi temelde çok karşı çıkılacak bir enerji türü değil teknik olarak düşündüğünüz zaman. Çünkü yenilenebilir bir enerji. Doğanın bir kaynağı aslında, para vermediğiniz, esen bir rüzgardan yararlandığınız bir kaynak. Ama ne yazık ki biz bu işi öyle hoyratça, öyle mantıksızca, bilimsel kurallara aykırı yapıyoruz ki hani rüzgar enerji santralına temelde karşı olmayan bizler bile kalkıp burada rüzgar enerji santralı istemiyoruz diye konuşuyoruz. Yani bu hükümetin, sermayenin dayattığı bir çirkin politikanın bize getirdiği bir çıktı ne yazık ki. Ben de size bu çerçevede rüzgar enerji santralları sağlık açısından ne gibi riskler taşıyor bunu aktarmaya çalışacağım.
Süheyla'nın yaptığı gibi ben de çevreye çok emeği geçmiş bu çerçevede ölmüş veya öldürülmüş insanları anarak başlamak istiyorum. İpar'ı söyledi Süheyla. Noyan tanıyanınız vardır İzmir'den bir avukat arkadaşımız. İnanılmaz bir çevre mücadelecisi. Hukuku çevre için çok etkin şekilde kullanmış. Yaşamını bu uğurda tüketmiş bir arkadaşımız. Cihan Bey'i tanıyorsunuz, Cihan Erdem'i. Karadeniz otoyolunun yapımı sırasında ne yazık ki otoyol yapılmasın diye uğraşan bir avukat arkadaşımız ama öldürüldü. Sağ köşede gördüğünüz Ali Aysin Büyüknoğutçu. Onlar da... Ben bir şey yapmadım. Ses birden bire açıldı, ne olduysa. Evet, Noğutçu çifti de taş ocaklarına karşı mücadeleleri nedeniyle ne yazık ki öldürülmüş çevre mücadelesi yürüten arkadaşlarımız. Onları anarak başlamak istedim. Süheyla bunları söyledi. Ben de enerjinin aslında kurulu gücümüz açısından gerekli olmadığını, daha yeni tesislerin gerekli olmadığını söylemek istiyordum. Onları geçtim ben. Ve çevre mücadelesinde gördüğünüz gibi rüzgara bunun adı temiz enerji değil, talan diyen pankartla karşı çıkan Karaburun'dan arkadaşlarla devam etmek istiyorum. Sonuçta rüzgar gülü burada gördüğünüz gibi üçlü kanatları olan bir dönen, rüzgarla dönen bir pervane ve onun bağlandığı sistemle enerji, elektrik enerjisi üreten ve bunu da sisteme yükleyen bir mekanik aygıt. Demin Süheyla söyledi, yeni jenerasyon türbinler olacak diye bir kısmı. Niye böyle? Burada bunun gerekçesini görüyorsunuz. Rüzgar türbininde pervane yarı çapı büyüdükçe veya pervane çapı büyüdükçe rüzgardan elde edilen enerji miktarı artıyor. Yani şöyle diyelim, pervanenin çapını bir kat, iki kat büyüttüğünüz zaman elde ettiğiniz enerji dört kat artıyor. Bu yüzden teknolojiden yararlanılarak daha büyük pervane çapına sahip rüzgar türbinleri yapılıyor. Burada tarihsel olarak bunların nasıl bir seyir gösterdiğini görüyorsunuz. Çok minik olanlardan bugün yaklaşık 15 megawatt enerji üretebilecek boyutta tek başına bir türbinin yapılabilirliği söz konusu. Çok yaygın değiller. Ancak denizde Avrupalıların İskandinavya ile arasındaki deniz bölgesinde özellikle Danimarkalıların yaptıkları çok büyük rüzgar türbinlerini örnekleri bu büyük çaplı olanlardan. Şimdi türbini getiriyorsunuz, doğanın içine yerleştiriyorsunuz. Başta bir şey söylemekte tabii ki yarar var. Enerjinin her türlüsünün, hani bizim çevreye en az zarar verdiği için güneş ve rüzgardan bahsediyoruz. Hepsinin çevreye zararı var arkadaşlar. Çevreye zarar vermeyen bir enerji türü yok. Bunu böylece bilmekte yarar var. Biz en az zarar verileni tercih etmeye çalışıyoruz. O nedenle rüzgar ve güneş üzerinden konuşuyoruz. Aslında belki insanlık olmasaydı dünyada enerji ihtiyacı da olmayacaktı. Gelirken arabada İzmir'den Hüsnü ile beraber geldik. Sonuçta geldiğimiz nokta bütün tartışmalardan sonra insan bu dünyaya fazla bir varlık. Aslında insanın dünyada gerçekten yeri yok. Çünkü yaptığımız her şey bu yaşadığımız dünyaya zarar veriyor. Zarar vermediğimiz hiçbir etkinliğimiz yok arkadaşlar ya. Yani bu inanılmaz bir varlığız biz. Aslında doğanın içinde diğer canlılar gibi bir canlı olmamız gerekirken bu şu kafadakinin içindekiyle biz bir şeyleri oluştura oluştura doğaya inanılmaz zararlar veren bir yaratık olmuşuz. Bir canavara dönüşmüşüz doğa açısından. Yani bu da gerçekten acı bir şey. O yüzden
bizim doğaya, doğanın içinde yaptığımız her şeyin fiziksel, kimyasal, biyolojik ve sosyal açıdan doğaya zarar veren yaptırımlar biçiminde rüzgar enerji santralları da bu çerçevede fiziksel etkileri olan ağırlıklı bir enerji türü. Şimdi sesle başlamak istiyorum ben. Ses bizim konuşurken iletişim kurmak için havaya verdiğimiz bir takım sinyallerin kulağımıza iletildiği bir enerji biçimi. Burada görüyorsunuz. Ve bu sesin de 16 ile 20 bin hertz arasında olan bölümü bizim işitebildiğimiz ses. 16 hertz'in altındaki sesleri işitemiyoruz. Buna infrasound veyahut da işitemediğimiz ses diyoruz. Bir de 20 bin hertz'in üstünde ultrason dalgalarımız var. Hani bu şeylerde mikrodalga fırınlarda kullandığımız enerji ses türü de bu ultrasonik dalgalar oluyor. Şimdi biz bu 16 ile 20 bin hertz arasındaki aralıkta işitebildiğimiz için bu aralıktaki sesin insan sağlığı üzerinde etkileri oldukça fazla çalışılmış ve biz de buna gürültü adını veriyoruz. Şimdi burada kulağımızın yapısını görüyorsunuz. Kulağımızın yapısını niye vermek istedim? Çünkü burayı etkileyen, bu yapıyı etkileyen veya bu yapı nedeniyle vücudumuzu etkileyen iki farklı şey var. Rüzgar türbinlerinden kaynaklanan. Birisi gürültü, birisi de demin söylediğim o infrasound dediğimiz 16 Hz'den daha altta kısa dalga boyu olan ve bizim işitemediğimiz, kedilerin, köpeklerin işitebildiği ses aralığı. Bunu biz işitemiyoruz ama bu bizim açımızdan zararlı bir şey. Burada kulak için zararlı. Kulaktan alıntı olarak da beyine ulaştığı zaman sinir sistemi üzerine zararlı etkileri olabiliyor. O yüzden kulağı size göstermek istedim. Dış kulak hayvanını biliyorsunuz. Oradan içeri giren bir şey var, dış kulak yolu var. Onun bir zarla bitimi söz konusu. Arkasında kemik yapılar var. Onunla arkadaki bu sümüklü böcek şeklindeki koklea dediğimiz organa geliyor ses. Ve oradan da sinir sistemine işitme siniri aracılığıyla ses olarak iletiliyor. Ve biz de böylece dış ortamdan aldığımız sesi değerlendirip bununla ilgili bir takım imgeler yaratıyoruz beynimizde. Şimdi az önce söyledim, bu sesi biz gürültüsel açıdan değerlendiriyoruz diye. Mekanik ve aerodinamik olmak üzere gürültüyü iki boyutta rüzgar türbinleri açısından değerlendiriyoruz. Birisi rotorun dönmesi sırasında oluşturduğu ses, ikincisi de pervanenin dönmesi sırasında aerodinamik olarak oluşturduğu ses. Şimdi aslında bir tek rüzgar türbininin gürültü açısından, yani insan sağlığına zarar verebilecek ses oluşturma açısından çok bir kıymeti harbiyesi yok. Eğer ki burnunuzun dibine getirip dikmemişlerse rüzgar türbinini, bir sıkıntı yok. Tek türbin için. Ama sıkıntı bunun tek bir türbin olarak kurulmaması. Bir enerji sahasına çok sayıda rüzgar türbininin bir arada oluşturulması. Tabii bunların hepsi aynı anda, aynı rüzgarla çalıştığı için bir kümülatif etki oluşuyor. Ve böylece her birinin oluşturduğu bize zarar vermeyecek miktardaki sesi öyle bir seviyeye geliyor ki insan açısından zarar verebilecek bir gürültü düzeyi oluşuyor. Onlarla ilgili yeri geldikçe size bir şeyler söylemeye çalışacağım. O yüzden burada rüzgar türbinlerinin kümülatif etkisini mutlaka ve mutlaka çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi gürültü bizim istemediğimiz, hoşumuza gitmeyen ses olarak nitelendiriyoruz gördüğünüz gibi. Neden? İnsanın huzurunu kaçırıyor, rahatını rahatsız ediyor ve sonuçta da bir takım geçici ve kalıcı sağlık etkilere neden oluyor. Hem de etkileri hiç de kolay kolay yok, varsayılacak türden değil. Oldukça ağır etkiler. Burada bunların düzeylerini görüyorsunuz. Biz sesi desibel dediğimiz bir birimle tanımlıyoruz. Ses şiddetini desibelle tanımlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada 60 ile 80 desibel arasındaki aralığa kadar bütün sesler rahatsız edici olmayan düzeyde, günlük yaşamımızın bir parçası. Aslında
daha üst seviyeler de günlük yaşamımızın parçası. Hani ben yaşadığım kentten örnek vereyim. Örneğin İzmir'de ana arterler dediğimiz kentin ana yolları çerçevesinde günün neredeyse 24 saati insan sağlığını olumsuz etkileyecek düzeyde ses var, gürültü var. Yani bu kadar da tehlikeli düzeye varabiliyor. Gördüğünüz gibi 100 desibellere, 120 desibellere çıktığında kulak ağrısı doğuracak kadar sağlık etkileri yoğunlaşabiliyor. Tabii burada 100 desibel bir rüzgar santralının kümülatif etkisi olarak algılanabilecek ses şiddetinin bir görseli, bir ifadesi. Bu kadar yükselebiliyor kümülatif etki nedeniyle ses şiddeti rüzgar santrallarında. Gürültünün türlerini burada görüyorsunuz. Kuşkusuz kapalı ortamda da gürültü yapıyoruz biz yaşarken, çalışırken. Bir de çevresel gürültü var esas bizim için önemli olan. Ulaşım, endüstriyel tesislerden kaynaklanan, bizim için çok çok önemli. Hep yapım olaylarının yoğun olduğu bir ülkedeyiz, inşaat gürültüsü. Rekreasyon alanlarında oynama, çocuk sesleri vesaire. Bir de ticari amaçlı gürültüler var. Bu eğlence yerlerindeki o diskolar vesaire muhteşem gürültüler. Müzik yayını, buna çok alışığız. Bir otomobil geçer, gümbür gümbür arkasında kocaman şeylerle, operörleriyle. Ve seyyar satıcılarımız maşallahları vardır. Kulaklarımıza ciddi ciddi etkileri olacak ses oluşturur, gürültü oluştururlar. Tabii bu gürültü az önce söylediğim kulaktan bize ulaştığında bizim İçinde bulunduğumuz psikolojik duruma göre değişen bir algımız, çevrenin fiziksel koşulları ve değişik algılarımız oluşuyor. Ama sonuçta burada gördüğünüz gibi işitsel, fizyolojik, psikolojik ve performans etkileri diye gürültünün bizde sağlık etkileri doğurmaları söz konusu. Şimdi sağlık etkilerinden fiziksel etkiler özellikle işitme ile ilgili. Yani şöyle söyleyeyim en başta. Uzun süreli siz gürültüye maruz kalırsanız sağır olabilirsiniz. Yani rüzgar türbini yakın çevrede bulunan yerleşim yerlerinde yaşayan insanlarda sağırlığa neden olabilir. Somatik etkiler var. Biraz sonra detaylı aktaracağım. Psikolojik ve performans etkilerinden bahsetmiştim. Burada fiziksel etkilerinden bahsedelim. Bir geçici eşik değişikliği yapabiliyor. Yani geçici olarak sizde belli şiddetteki sesleri duymanıza engel olabiliyor. Veyahut da sürekli maruz kaldığınız zaman da kalıcı düzeyde sizde işitme kaybına neden olabiliyor. Ama bir de akustik travma var. O şeyler santrallarla ilişkilendirilemez ama yakınınızda 120 desibelin üstünde ani bir şiddetli ses olduğu zaman da kulağınız sağır olabilir ve kulak zarınız delinebilir. Geçici eşik değişikliğe neden olmak için sizin 2 saat bir gürültü kaynağına maruz kalmanız gerekir. Yüksek sesli bir gürültü kaynağına. Kalıcı eşik değişiklikleri belli aralıklarda sesin duyulamaması. Yani şöyle söyleyeyim, tam bir sağırlık değil. Ama öyle ki söylenenlerin belli bir bölümünü algılayamamak ve söylenen cümlenin bütünlüğünü kaybediyorsunuz. Böylece karşıdaki insan konuşuyor ama siz ne konuşulduğunu bütünlüğünü beyninizde oluşturamıyorsunuz, anlamıyorsunuz. Böyle bir işitme kaybı söz konusu olabiliyor. Çok detaya girmeden devam etmek istiyorum. Şöyle yapalım. Bakın, bu bilimsel araştırmalarla elde edilmiş bir tablo. 85 desibel şiddetindeki bir ses kaynağına 10 yıl günde 8 saat yani çalışma süresince maruz kalırsanız işitme kaybınız %3. Eğer bu 30 yıl süreyle olursa işitme kaybınız %8'e çıkıyor. Ama ses şiddeti yükselirse 100 desibele çıkarsa 10 yılda %29, 30 yılda %44 işitme kaybınız olabilir. Rüzgar enerji santralları bu kuruldukları yerde öyle 3 yılda 5 yılda bitecek şeyler değil. Kurulduğu zaman uzun yıllar kalacak. O nedenle yakın çevrede yaşayanlarda kalıcı işitme kayıplarına neden olma olasılıkları mutlaktır. Hani bir olasılık demiyorum, mutlaka diyorum.
ekolojik etkilere bakalım. Bu esas önemli etkilerden bir başkası. Bu bölgede oturan insanların uykularından yeteri kadar verim almaları söz konusu olmayacak. Yani 8 saat, 10 saat uyuyacaksınız, kalkacaksınız, dinlenmemiş olacaksınız, yeteri kadar uyumamış gibi hissedeceksiniz ve güne kötü başlayacaksınız. Yorgun başlayacaksınız. Bunun yanında kan basıncınız artacak. Hele bu sürekliyse kalıcı hipertansiyon, kalıcı kan basıncı yüksekliği ortaya çıkacak. Bunun yanında dolaşım bozuklukları, yani kan dolaşımınızda bozukluklar olacak. Ve ek olarak da kalp ritminizde bozukluklar olabilecek. Yani kalbiniz daha hızlı veya daha yavaş atabilir hale gelecek ki en çok daha hızlı atan tarzı oluyor, taşikardi geliyor. Gördüğünüz gibi bunların hiçbiri yabana atılır şeyler değil. Bir başka şey de psikolojik etki. Sinirli olacak bu yörede yaşayan insanlar. Kavgacı olacaklar. Yani stres faktörüne tahammülleri azalacak ve birbirlerine karşı daha acımasız, daha şiddet dolu davranışlarda bulunabilecekler. Yani şiddet artırıcı bir faktörden bahsediyoruz. Ve öyle ki uzun erimli gürültüye maruz kalan insanlarda psikiyatrik bozukluklara kadar giden sinir sistemi bozukluklarına, ruhsal bozukluklara rastlanmış. Bunun yanında verim düşüklüğü. Gürültülü ortamlarda, örneğin bir öğrencisiniz, bir şey okumak istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz. Yoğunlaşma eksikliğiniz olacağı için konsantre olamayacaksınız. Okuduklarınızı yeterince anlayamayacaksınız. İşçisiniz, çalıştığınız ortamda verim düşüklüğünüz olacak. İş kazası riskiniz artacak. Bunların hepsi böyle laf olsun diye söylenmiş şeyler değil. Hepsi klasik kitaplara girmiş. Araştırmalar sonucunda elde edilmiş veriler. Rüzgar santralları da bir gürültü kaynağı olduğu için burada bahsettiğimiz 100 desibel şiddetlere kadar, hatta daha üzerine çıkabilen gürültü oluşturdukları için yöre insanların da burada saydığım sağlık etkilerinin hepsinin de oluşma riski var. Bu yüzden de zamana ve şiddete bağlı olarak mevzuatta sınırlamalar getirilmiş. Örneğin diyor ki mevzuat, 100 desibel şiddetindeki bir gürültüye maruz kalıyor ise çalışan, bunun çalışma süresi günde 1 saat diyor. Ama düşünün, 100 desibel şiddetinde gürültü oluşturan bir rüzgar santralı var ve sizin yerleşim yeriniz bu santraldan etkilenecek mesafede. Ve bütün gün orada yaşıyorsunuz. Ne olacak şimdi? Yasal limitler hepsi alt üst. Evet, Dünya Sağlık Örgütü en son yayınladığı, burada kapağını görüyorsunuz, rehber, gürültüye dair rehber kitabında rüzgar türbünü kaynaklı ses şiddeti 45 desibelin üzerine çıkamaz diyor. Ama çıkıyor. O zaman demek ki rüzgar türbinlerini öyle bir yere kuracaksınız ki yaşam alanlarının tamamen uzağında olacak. Ne kadar? Onu en sonunda konuşacağız tekrar. Ancak burada şunu lütfen göz ardı etmeyiniz. Bu rüzgar santralının kurulacağı yer Kaz Dağı. Kaz Dağları. Hani ormancı arkadaşımız bunları detaylı size aktaracak. O ekosistem içinde de diğer canlılar var. Ben insanlara dair etkilerden bahsediyorum. Diğer canlılar da bu benzer şekilde bu gürültüden etkilenecek. Onların yaşamları da alt üst olacak. Bunu unutmamak lazım. Evet, bir araştırma Japonya'da rüzgar türbünü çalışanlarında beyin elektrik dalgaları çekilmiş. Bizim bildiğimiz elektroansefalografileri alınmış laboratuvarda. Ve dinlenme sürecinde olmaması gereken stres göstergesi beyin dalgaları saptanmış. Rüzgar türbinine bağlı olarak, türbinin dışında, laboratuvarda yapılmış testlerde bu saptanmış. Demek ki uzun erimli etkileri geçerli. Ölçülebilir bir şeyden bahsediyoruz. Burada gördüğünüz özel ölçüm aletleri var. Biz bunlarla sesin şiddetini ölçebiliyoruz ve buna dair gürültü haritaları oluşturup nerelere
bunların kurulamayacağını, yaşam alanlarının ne kadar uzanı olabileceğini gösterebiliyoruz. Burada tabii ki kaynağı olan yaşam alanlarının kaynağı olan uzaklığı çok önemli. Ses şiddeti çok önemli ki 100 desibele kadar çıktığından bahsetmiştik. Daha da üzerine çıkabiliyor çokluğuna göre. Tabii ekonomik çıkarı olanlar bu konuda herhangi bir dertleri yok. Orada yaşamayacaklar zaten. Bir de oradan para kazanacaklar. Onlar için gürültünün bir anlamı yok. Ama yörede yaşayan insanlar hem sesi algılayacaklar, hem görecekler, psikolojik olarak etkilenecekler. Onların yaşam beyinde stres ve kaygı belirtmişler. Demin size söylediklerimin benzer bir yansımasını bir araştırma çıktısında görüyorsunuz. Şimdi dünyanın birçok yerinde var bu tür rüzgarlar, santralları yapılıyor daha doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri'nde senato soruşturması açılmış. Bizde meclis soruşturması gibi. Oraya uzmanlar tarafından verilen raporlarda burada gördüğünüz bütün bu yakınmaların rüzgar santrallarıyla ilişkili olduğu belirtilmiş. Uyku bozukluğu, baş ağrısı, migren, kulak çınlaması, kulakta basınç algısı ve ağrı, denge sorunu, vertigo dediğimiz denge bozukluğu hastalığı, bulantı, bulanık görme, konsantrasyon, hafıza sorunu, panik atak, taşikardi yani kalbin hızlı çarpması ve hızlı nefes alma. Gördüğünüz gibi bu birçok ülkede yapılan çalışmalarla da destekleniyor. Şimdi gelelim ikinci etkiye, bu işitemediğimiz ses etkisine. Bunun özelliği gürültüden daha uzun mesafelere taşınabiliyor olması. Yani gürültüden siz santralı 2 kilometre öteye kurarsınız, insanların etkilenmesini azaltabilirsiniz ama işitemediğiniz bu infrasound için bu geçerli değil. Etki mesafesi daha uzun. Şu an bununla ilgili çok net verilerimiz yok. Ancak 5 kilometre en az uzakta olmalı diyor infrasound'dan etkilenmemek için. Şimdilik daha detaylı araştırmalar çıktıkça bu mesafe daha da artabilecektir mutlaka. Az önce söyledim bunu ancak kediler köpekler istedi algılayabiliyor. Biz algılayamıyoruz. Ama bize etkisi olmadığı anlamına gelmiyor. Rüzgar santrallarının özel ses imzaları var. Her santralın farklı şeyleri, sesleri, gürültüleri varmış. Bu da önemli. Bu da hangi santraldan ses geldiğini algılamak anlamında önemli. Az önce söylemiştim, kümülatif etkilerine dikkat çekmek istiyoruz. Ve tabii ki türbinlerin birbirine yakın olması da bunların etkilerinin daha da güçlenmesine neden oluyor. Sayısı kadar birbirine yakın noktalarda inşa edilmeleri de etkili. Gördüğünüz gibi epey bir mühendislik olayı sağlıkla ilişkili olarak gündeme geliyor santralların yapımı sürecinde. Tabii bizim ülkemizde bunlar çok dikkate alınan şeyler değil. Evet, infrasound gürültü gibi kulağı etkiliyor. Özellikle kokleayı etkiliyor ve buradan algılanan infrasound etkisi beyne ulaşıyor. Ve beyne ulaştıktan sonra beyinde ciddi tahribat yapıyor arkadaşlar. Geri dönüşümsüz tahribatlara neden oluyor. Gördüğünüz bunlar yabancı kaynaklardan taranarak elde edilmiş veriler. Ve bu etkiler sonucunda az önce size saydığım gürültünün etkilerinin benzerleri infrasound içinde geçerli oluyor. Ancak bunun etkileri beyin hücrelerinin tahribatına kadar gidebilecek daha önemli sorunlar yaratabiliyor. Ve dediğim gibi bunlar için en az 5 kilometre kadar öteye gitmek öneriliyor şimdilik. Bir başka olgudan bahsedeyim. 128 türbinlik bir alan 1 kilometre uzakta çalışıyor yerleşim yerinden ve burada gördüğünüz gibi hipertansiyon atakları yaşanıyor yörede yaşayan insanlarda. Ciddi baş ağrısı, kalp göğüs ağrısı, mide bulantısı, kendini kötü hissetme, kan basıncının 20'lere kadar artması ki bu çok yüksek ve ilişkili olarak hiçbir alt şey başka sorun yok. Tek kaynak burada santral gösteriliyor. Onun oluşturduğu infrasound ve gürültü kaynak olarak gösteriliyor. Şunu geçeyim, okumak biraz zor oluyor. Bir başka şey de kazalar. Rüzgar türbinleri çok masum değiller bu anlamda da. Zaman zaman rüzgar santralının
pervanelerinin parçalandığı, direklerinin yıkıldığı ve uzaklara bu parçaların savrulduğu ortaya çıkmış. Santral kazasının çok net bir görseli vardı. Parçalanan bir rüzgar türbinin, onu paylaşmak istemiştim. Benim bilgisayarda çalışıyor ama burada çalışmıyor. Evet, bu da tamam bitiyor. Bu da bir başka kaza. Rüzgar türbinleri biliyorsunuz çok büyük parçalar içeriyor. Bunların taşınması da bir başlı başına bir sorun. Burada Türkiye'den bir manzara. Gördüğünüz gibi bir otobüs kazası neden olmuş. Ne yazık ki böyle. Sonuçta biraz sonra anlatacak size. Ormanlara da bunların taşınabilmesi için devasa yollar açılıyor. Evet. Böyle bir iddia. Silah olabilir mi? Olur mu sizce? Evet. Bu bizim işitemediğimiz şiddetteki, yani 16 Hz'in altındaki ses şiddetini mucitler bir silaha dönüştürmüşler. Bu bir silah. Ya bunu niye buraya koydum? Bunu bir silah olarak yönlendirilmiş kullanabiliyorlar ama hiç gerek yok. Rüzgar türbini bunu oluşturuyor ve yakın çevrede yaşayan tüm canlılar bundan etkileniyorlar. İnsanlar dahil. Ve bizim bahsettiğimiz şey böyle bir enerjinin, böyle bir tehlikeli kaynaktan bahsediyoruz. Evet, gürültü için 2 kilometre, infra ses için 5 kilometreden daha fazla bile olması tartışılıyor. Mesafelere kurulması gerekiyor ki bu demektir ki hani salt gürültü kaynağı olarak kabul etmekte olası olmadığına göre sistemi epey bir yaşam alanının ötesine çekmek gerekiyor. Ama tabii her şeyden önce rüzgar enerji santrallarının kurulacağı yerler yaşam alanı olmayacak. Doğanın zengin olduğu, habitatın, ekosistemin bunca zengin olduğu bir yere asla kurulmaması gerekiyor. Ormanlık alanlar gelecekte küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle çok 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 önemli yaşam alanlarımız olacak, bizi koruyan alanlar olacak. Onların hiçbir zaman feda edilmemesi gerekiyor. Tarım alanları gene gelecekte bizim için endüstriyel tesislerimizden çok ama pek çok daha önemli alanlarımız olacak. Çünkü suyunuz ve gıdanız yoksa yaşam şansınız da yok. Endüstrinin ne kadar ileri olursa olsun. O yüzden onları da kaybetmememiz gerekir. Çünkü iklim değişikliği kapımızda. Etkilerini şimdiden çok etkili bir şekilde görüyoruz ama yaklaşık bir 10 sene sonra çok 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 daha yoğun yaşayacağız. O yüzden tarım alanlarında kaybetmememiz gerekiyor. Bir başka şey de tabii ki insanlar. İnsanların istemediği bir yere bunu asla kurmamak gerekiyor. İnsan hakları eğer önemliyse, hukuk varsa insanların hayır istemiyoruz dediği yere de bu yapıların oluşturulmaması gerekiyor. Tabii hukuk eğer ülkemizde varsa, insan hakları eğer varsa, biz de olsun istiyoruz. Olmasa bile biz hakkımızı savunmak istiyoruz. O yüzden de rüzgar enerji santrallarına kökten hayır demesem bile bu koşullarda kurulacak santrallara hayır diyorum. Sizlerin de hayır demenizi diliyorum. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz. Kendisi aynı zamanda çok iyi bir fotoğrafçıdır. Fotoğrafa meraklı olanlar kendisini Instagram'dan takip ederlerse güzel fotoğraflarını görecekler. Evet, şimdiki konuşmacımız Sayın Hasan Basri Avcı. Hasan Basri Bey 1957 yılında Balıkesir'de Toygölen Köyü'nde doğdu. KYB İlkokulu'ndan mezun oldu. Sonra parasız yatılı okudu Balıkesir'de. Önce biraz turizm ve otelcilik okudu ancak beğenmedi, bıraktı yarıda. Sonra orman mühendisliği okumaya karar verdi. Ve İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden 1981 yılında mezun oldu. Orman Genel Müdürlüğü değişik bölümlerinde çalıştıktan sonra memuriyetin son 7 yılında Kazdağ Milli Parkı mühendisi olarak sürdürdü. Şerefsiniz değil mi aynı zamanda? Bu zaman sürecinde Kazdağ'ın sahip olduğu varlıkları fotoğrafladı ve bir kitap haline dönüştürdü. Kendisi halen Kazdağ Milli Park alan kılavuzu olarak serbest olarak da çalışıyor. Ve Kazdağ aşığı diyelim ve kendisinden dinliyorum. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Şimdi ben aslında restler konusunda çok bilgili bir insan değilim, uzman da değilim. Mesela kuşlar konusunda da çok uzman değilim. Ama işte internet denen bir kaynak var artık. Oraya girdiğiniz zaman bu konuda uzman olan teknik insanların ya da akademisyenlerin değişik bloglarda ya da sitelerde yazdığı makalelerden her konuyla ilgili hem lehte hem aleyhte bir sürü şey öğrenebiliyorsunuz. Sizin yapmanız gereken kendi bakış açınızdan bunları değerlendirip bir senteze varmak. Mesela ben şöyle başlayayım. Restlerin işte orman ekosistemleri üzerine ve kuş göç yollarına olumsuz etkisi diye bahsetmiştim şeyde telefonda konuşurken söyledim. Herhalde olumsuzu olası anlamış, öyle çevirmiş ama ben de itiraz etmedim ona. Çünkü etkisinin olumsuz olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Yani mesela ben hocam belki o anlamda söylemedi. İşte ucuz enerji, işte parasız enerji falan deniyor ama yani bu işte o rüzgar ölçüm aşamasından başlayan onların o istasyonların kurulması sürecindeki yapılan masraflar, daha sonra bugün yani bizim rakam olarak telaffuz etmekte zorlandığımız bir türbinin maliyeti, hadi bunları da hesaba katmayalım, o kurulduktan sonra bedava enerji elde etmeye başlayacağız. Ama mesela ne yazık ki bu çağda orman ekosistemleri giderek daha fazla önem kazanırken, işte bir kayın ağacı yok olduğunda o kayın ağacının ürettiği oksijenin bir kilogramının acaba kaç para edebileceği konusunda ya da parayla ölçülebilen de bir şey değil tabii. Bu şeyler, bu tesisler kurulduktan sonra, bu tahribat ortaya çıktıktan sonra bu kayıpların bir daha geri dönme şansını tamamen ortadan kalkacağı gibi şeyleri üst üste koyduğumuzda rahatlıkla bütün şeyler, enerji üretim amaçlı tesisler, santraller orman ekosistemine ya da bütün genel anlamdaki doğal ekosistemlere ve onun içinde bir bileşen olarak sadece bulunan, onun sahibi olarak değil, onun merkezinde olarak değerlendiremeyeceğimiz insana ve insan toplumlarına da kesinlikle zarar verecek demektir. Şimdi coğrafyada Kaz Dağları ve Kaz Dağı diye iki kavram var. Geçmişte komik bir şekilde bazı uzmanlar bu konuda tartışmışlardı hatta. Kimisi hayır Kaz Dağları demeyeceksiniz, Kaz Dağı diyeceksiniz. İşte bitişik yazılır, ayrı yazılır gibi falan öyle tartışmalar şahit olmuştum. Aslında bunların ikisi de doğru. Yani Kaz Dağları dendiğinde biz Balya Çamucu'ndan başlayıp bugün Türkiye'nin en batı noktası olan Babakale'ye kadar uzanan ve çok derin vadi ve kanyonlarla kuzey-güney istikametinde yarılan çok sayıda dağ silsilesini anlıyoruz Kaz Dağları dendiği zaman. İşte Eybek Dağı da silsilelerden bir tanesi. Kaz Dağı da doğru bir kavram. Kaz Dağı dendiğinde de işte mitolojide İda diye geçen, doğusu Zeytinli Çayı, batısı Mıhlı, güneyi Edremit Körfezi, kuzeyi de Karamenderes Nehri ile sınırlanan ve esas Kaz Dağı diye tanımladığımız kütleyi anlıyoruz. Yani Eybek dendiğinde aslında Kaz Dağı esas kütlesinden ya da Kaz Dağları silsilesinden fazla bir farklı bir yapıyı anlamamamız gerekiyor. Mesela şöyle somut olarak örnek vermek gerekirse, mesela hiçbir zaman Uludağlar denmez değil mi? Çünkü Uludağ tek bir dağ kütlesidir. Yani Uludağ'dan bahsederken Uludağ'ı çevreleyen coğrafya bizi kısıtlar. Ama Kaz Dağları dendiğinde
İşte Eybek'te, onun devamı Atkayası, Sivritepe, ne bileyim ben işte zirve bölgesi, arkadaki taraf Mıhlı'ya kadar, hatta Babakale'ye kadar uzanan çok geniş bir silsileyi anlamamız gerekiyor. İşte bu benim bahsettiğim bölge, son zamanlardaki yapılan bu bitki türleriyle ilgili çalışmalar sonucunda dünyada önemli bitki alanları diye bir şey var, statü var. Bu bölgeye öyle bir statüde verilmiş. Çünkü bilirsiniz mesela Avrupa kıtasında 12 bin tane farklı bitki taksonu vardır. Ama bizim sadece Anadolu coğrafyasında 10 bin tane farklı bitki türü vardır. Ve bunların da 1/3'ü endemiktir. Yani sadece Anadolu'da bulunur. Yani kıta özelliği taşıyan bir coğrafyaya sahibiz. Ama Kaz Dağı'da dünyada büyük bitki coğrafya bölgeleri var. Mesela Avrupa Sibirya bitki coğrafyası dediğimizde Avrupa kıtasını ve Sibirya bölgesini kapsayan, yani oradaki bitkilerin iklim etkileri nedeniyle kendi doğal sınırlarını çizdiği bir coğrafyayı anlıyoruz. Mesela Akdeniz dediğimizde işte Akdeniz çanağı, yani Akdeniz çanağının civarındaki bitki türlerinin oluşturduğu bir coğrafyayı anlıyoruz. İran Turan dediğimizde Anadolu ve Pers coğrafyasındaki bitki türleri oluşturduğu coğrafyayı anlıyoruz. Kaz Dağları'nın işte çok önemli bir özelliği bu 3 tane büyük coğrafya bölgesinin kesişme noktası burası. Yani Kaz Dağı'na güneyden çıkarsanız belli yüksekliklere kadar Akdeniz bitki coğrafyasının türlerini kolaylıkla görebilirsiniz. Mesela Kızılçam'ı işte 700-800 metrelere kadar Kızılçam'ı görürsünüz ya da maki topluluklarını görürsünüz ya da bizim İşte Mehmet Akif'e şeyde bulunayım. Kutsal zeytin ağacının geçmişte maki formasyonu içinde tabi Delice olarak tanımlanan daha sonra kültür bilgisi bitkisi haline gelen zeytin ağacının da bu Akdeniz bitki coğrafya bölgesinden geldiğini bilirsiniz. Mesela kuzeye bakan yamaçlarda Avrupa Sibirya bitki coğrafyası türlerini görürsünüz. Zaten bu işte Eybek ya da bu Balya Çamucu'ndan başlayıp Babakale'ye kadar uzanan sırt aynı zamanda coğrafyada Marmara ve Ege bölgelerinde sınırı. Yani güneye bakan yamaçlar Ege bölgesidir, kuzeye bakan yamaçlar Marmara bölgesidir. Yani arka tarafa geçtiğinizde orman yapısının da o ormanın altındaki diğer türlerin de hemen kısa sürede değiştiğini görürsünüz. Ya da ne bileyim ben mesela Kızılçam kesinlikle arka tarafa geçmez. Göknar güney tarafında 1300 metrelerden aşağı inmezken arka tarafta kalkım gelince taraflarında 250 metrelere kadar lokal olarak indiğini görürsünüz. Şimdi bu bölgeyle ilgili de bu Eybek'le ilgili değil bu bölgeyle ilgili yapılan bir çalışma sonucunda belirlenen türler var. Bu türlerin tabii hepsini buraya almadım. Yani akademik çalışmaya göre 64 tane bizim nadir diye tanımladığımız tür belirlenmiş. Ve dünyada IUCN diye bir kurum var. Bu kurum da bu şeylerin, türlerin tehlike kategorilerini belirliyor. Mesela burada VU diye belirtilenler hassas, CR diye belirtilenler kritik olarak tehlikede, EN diye belirtilenler nesli tehlikede, LR düşük risk. Yani ben bu 64 tane tüm sadece birkaç tanesini örnek olarak aldım. Ama şimdi Latince'nin bizim Kaz Dağı mitolojisiyle ilgili ilginç bir şeyi var tabii, bağlantısı var. Latince isimlerine baktığınızda mesela Kaz Dağı Göknarı Eki Troyani diye çevrilmiş Latincesinde. Eki Troyani de Troya atı demek. Yani Troya atı Göknarı anlamına geliyor. Yani o Troya atının mitolojide anlatılan bu Göknar kerestesinden yapıldığına inanıldığı için. Mesela işte bir Hiersum türü var, Scamandris. İşte az önce bahsettim hani kuzey sınırı Karamenderes Nehri'ydi. Scamandris de Karamenderes Nehri'nin mitolojideki adı, kutsal bir nehir. Yani isimlerini mitolojiden alıyor, aynı zamanda da bize sadece bu bölgede olduklarının da mesajını vermiş oluyor. Ne bileyim mesela Aşilea Troyana, yani Troya şeyinin bir türü olduğunu oradan anlıyoruz. Mesela burada ilginç olan nokta ne yazık ki bütün ülke alanında bitki türleri de daha henüz çalışılmamış. Mesela biz Kaz Dağı'nda birçok şeyde, literatürde 800 tane farklı bitki taksonu olduğunu okuyoruz. Bazı hocalarımız da bunun 1000 civarında olabileceğini söylüyor. Ve çalışmalar sürdükçe belki bunun çok daha üzerinde bir biyolojik çeşitlilik ortaya çıkacak ve endemizm belki o zaman daha da fazla önem kazanacak. Mesela burada farklı renkle belirttiğim altta ki
gene biri İda'ya ve diğeri Troyana, yani İda ve Troya'dan adını almış yeni tespit edilen türler bunlar. Yani bizim şu anda Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart, işte Ege, İzmir, Ege ya da 9 Eylül, oradan gelen hocalarımızın yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan türler. Tabii orman dediğimizde aslında genellikle bizim meslektaşlarımız bile genellikle böyle şeyden, hep ağaçlardan oluşan bir yapıyı düşünürler. Ama orman ekosistemi dediğimizde orada bizim gözle gördüğümüz ya da göremediğimiz birçok şeyi anlamamız gerekiyor. Mesela şu fotoğrafta gördüğünüz bir kaya, bu noktaya ait bir kaya parçası. Ya da oradaki kaya hangi türdense oradaki oluşan orman toprağı da onunla paralel bir özellik gösteriyor. Yani bir kireç taşı üzerinde oluşan orman toprağıyla bir kum taşı üzerinde oluşan orman toprağı birbirinden farklı oluyor. Tabii bu toprağın üzerinde yetişen türler de birbirinden farklı oluyor. Yani sadece iklim değil, işte ana kayadan başlayarak toprak ya da bizim cansız diye tanımladığımız birçok şeyde elementte bir araya gelerek o gözle göremediğimiz toprağın içindeki birçok mikroorganizma, işte daha otsu türler, sürüngenler, kelebekler, sinekler, böcekler, sayabildiğiniz kadar sayın, çok inanılmaz bir kompleks bir yapıyı anlamamız gerekiyor orman ekosistemi dediğimizde. O yüzden mesela bir şey yapılırken ya işte şu kadar ağaç kesilecek ne olur filan diye bakmamak gerekiyor. Mesela bizim çok şükür ondan kurtuldu bizim bakanlık. Hem de profesör olan bir bakanımız vardı. Hep şey derdi, ya biz ağaç kesiyoruz ama ondan fazlasını dikiyoruz. Yani siz daha fazlasını dikseniz bile bu büyük bir yalan. Çünkü siz ağaç dikiyorsunuz ve biz de bunu yaptık bizim mesleğimizde. Buna biz ağaçlandırma diyorduk. Yani siz orayı sadece ağaçlandırıyordunuz. Ama sizin yok ettiğiniz orman ekosistemi. Yani orman ekosistemini kurabilmek öyle insanların harcı falan değil. Ya da öyle kısa sürelerde oluşabilecek bir şey değil. Evet, ormanda tabii ben işte res uzmanı olmadığımı söyledim ama birçok kaynaktan bunları öğrenebiliyorsunuz. Tabii büyüklüğüne göre bu değişir bir ihtimalle. Ama 100 metreye 100 metre, yani bizim çok kullandığımız bir alan kavramıdır bu ormancılıkta. Yani 1 hektar, yani 10 bin metre kare alanında sadece bir türbin için gerekiyor. Tabii bunların iletim yolları var. İşte Süheyla Hanım söyledi, projede bunlardan hiç bahsedilmiyor şu anda. Hep şeye atılmış bunlar. Chat dosyasında bu çalışmalar yapılacak. Bu bilgiler işte o chat dosyasında verilecek. Eğer tehdit varsa ya da zarar görecek şeyler varsa bunların giderilmesi için gerekli tedbirler de orada belirtilecek diye atlanmış. Evet, bunları da yani bir ölçü verilmediği için projede bilemiyoruz ama işte hocam da bahsetti ya da bir fotoğraf gösterdi. O devasa büyük o parçaları büyük tırlarla o tesis kuracağınız yere götürmeniz için herhalde çok geniş yollar açmanız gerekiyor. Mesela işte burada muhtarımız falan da var. O Eybek Dağı'nda o tırların geçebileceği kadar yollar nereden açılabilir? Yani fiziki olarak öyle bir koşullar var mı? Gerçekten ben bunu çok merak ediyorum. Ya da bu yollar açıldığında, yani bırakın şeyleri, bu türbinleri, o yolların vereceği zararı, yani düşünmek bile istemiyorum gerçekten. Mesela bu da kazalardan bir tanesi. Tabii bu fotoğrafların çoğunu internetten indirebiliyorsunuz ya da çalabiliyorsunuz. Kim çektiyse bilmiyorum, emeğine sağlık. Yani böyle ormanlık alanda böyle... Bakın şu konuda çok ilginç yaşadığım şeyler olduğu için kendi meslektaşlarımdan o yüzden bu slaytı koydum. Şimdi Almanlar buna kadavra gençlik diyorlar. Mesela şimdi ben milli parklarda çalışırken kendi meslektaşlarımla da çok sıkıntı yaşadım. Böyle devasa yaşlı bir işte kalın çaplı, yani bu kalın çaplı lafı da genellikle hep o ağaca kereste olarak bakanlar tarafından kullanılır ama yani yaşlı, doğal ömrünü tamamlamış bir ağaç devrildikten sonra bir çürüme süreci başlıyor tabii. Ya da buna çürüme diyenler var. Bizim meslektaşlarımız o zaman bize hep karşı çıkıyorlardı. Siz milli serveti ormanda çürütüyorsunuz, üretimine izin vermiyorsunuz diye. Ben de o zaman çürüdüğü zaman milli servet oluyor o diye öyle bir slogan geliştirmiştim. Çünkü bu çürüme işlemi inanılmaz bir ekolojik bir şey, süreç. Yani o ağaç devrildikten sonra
hemen bazı ya da devrilmezden önce bazı böcekler kabuğun altına giriyorlar ve kambiyum tabakasını yiyerek yani ağacın canlılığını ortadan kaldırıyorlar. Daha sonra bir fırtınada yani doğal bir nedenle ağaç devriliyor. Ondan sonra mantarlar gelerek işte lignin selüloz yapısını ayrıştırarak minerallerini bölüyorlar ağacı ve bu mineraller de daha sonra orman toprağına karışarak aslında zengin bir humus tabakası meydana getiriyor. Yani bu iş, bu süreç olmadığı zaman diyelim ki sadece mekanik toprak olduğunda düşen tohumlar filan çimlenebilirler ama yaşama şansları düşük olabilir. Fakat bu, siz bu sürece müdahale etmezseniz ki insan yokken zaten dünyada çok daha fazla orman vardı. Gene bizim bir sempozyumda bir hocamız öyle demişti. Yani bir hocamız şey işte insanın ihtiyaçlarını karşılamayacak mı? Yani insan işte doğaya müdahale etmeyecek mi gibi filan ve insan isterse ormanları da arttırabilir, ormanlık alanları arttırabilir gibi ifadede bulunmuştu. O zaman hocamız demişti insan yokken bunun 3-4 katı daha fazla orman alanı vardı dünyada. Yani insan kesinlikle ormanların hem alan olarak azalmasını hem de onların doğal yapılarının bozulmasını sağladı. Tabii ben işte hocamız söyledi ya yani insan gereksiz bir varlık diye ama ben birçok toplantıda şunu söylerim. Yani ben insan için hiç üzülmüyorum aslında ya da pardon doğa için hiç üzülmüyorum, insan için üzülüyorum. Yani doğa o kadar güçlü bir şey ki yani geçmişte belki de birçok defa kendisine zarar veren başka türleri ya da doğal süreçlerle birçok türü yok ettiği yerine başka türler geldi. Yani bu şekilde insanlar teknolojiyi kullanırlarsa ki birçok bilim insanı bunu iddia ediyor zaten. Yani insanı yok edebilir doğa. O çok güçlü bir şey çünkü. Çok sabırlı bir de bakın. Doğanın bütün gücü sabrından geliyor. Mesela biz hemen bir saat sonra bir de bu işte zaman şeyini biz oluşturmuşuz. Doğanın böyle bir zaman kavramı falan yok. Dün, yarın diye bir kavramı yok. Bir yıl sonra, beş yıl sonra diye bir kavram yok. Hiçbir acelesi yok. Çok sabırla çalışıyor. O yüzden bir gün insan denen türü yok eder ve insanın verdiği tahribatı da aynı sürede tamir edebilir. Yani doğanın böyle bir özelliği var. Ben o yüzden doğa için üzülmüyorum. Kendimiz için üzülüyorum. Ben mesela Kaz Dağı'na çıktığım zaman yıllarca o kadar emek verdik, boşu boşuna vermişiz. İşte en son alan kılavuzu uygulamasını da iptal ettiler. Ya da alma zorunluluğunu ortadan kaldırdılar. Yani şimdi çıkmak istemiyorum. Mesela ben öyle bir milli park dünyanın hiçbir yerinde görmek istemiyorum. Sadece kendi ülkemde değil ya da kendi bölgemde değil. Her taraf çöp. İnsanlar inanılmaz bir şekilde bizim o endemik dediğimiz çok küçücük alanlarda kalmış. O nadir türleri acımasızca şifalı bitki diye, adaçayı diye, kekik diye toplayıp tüketebiliyorlar. O yüzden ben kendim için mesela temiz bir suyu olsun Kaz Dağı'nın. Yani ben yaşadığım sürece temiz bir su içeyim istiyorum. Ya da çocuklarım gelecekte Kaz Dağı'nın sunduğu o temiz olanaklardan onlar da yararlansın istiyorum. Yani tek düşüncem insan aslında. Yoksa doğa için hiç dert etmenize gerek yok. Çok bir iddialı oldu Mehmet. Evet, şimdi bu bizim bakanlığın şeyi. Bakın Hatay İskenderun üzerinden giriyor kuşlar, göç zamanı. Ve İskenderun üzerinde ikiye ayrılıyor. Bakanlığın yayınladığı bu tamamen yani. İkiye ayrılıyor. Bir tanesi işte Artvin tarafına, bir tanesi de bizim bölgemize İstanbul Boğazı üzerinden yukarıya doğru yazın gidiyorlar serin yerlere. Kışın da aynı rotayı izleyerek geriye dönüyorlar. Bu biraz daha ayrıntılandırılmış hali. Yani burası kuş göç yolu demeniz mümkün değil. Değil demeniz mümkün değil. Bakın burada ayrıntılandırılmış o iki ana yol. Özellikle bizim neredeyse Marmara, Ege tamamını hatta Akdeniz'in tamamını kapsayan bir alan. Evet, gene uzmanlara göre her sene 50 milyar bu dünyada olacakmış. 50 milyar kuşun göç ettiği tahmin ediliyor. İşte dünyada bilinen 9600 kuş türü var. Bunun 500'ü Avrupa kıtasında bulunuyor. 465 diyebiliyordum. Bu internette bir siteden aldım bunu. 453 tane kuş türü de bu coğrafyada bulunuyor. Tabii bu şeyin 453'ün içine şeyler göçmenler dahil değil. Yani bu göçmenlerin bazıları Türkiye'de de kalıyorlar, kuluçka yatıyorlar. Yani geçip gidenler dahil değil. Burada konaklayanlar 453 toplam. Yani az önce de bahsettim. İşte yazın kuzeye gidiyorlar, kışın güneye iniyorlar. Yani on binlerce kilometre mesafe kat ediyorlar.
Tabii çok uzun yol olduğu için buna vücutlarındaki biriktirdikleri enerji de yetmediği için kuşlar çoğunlukla hem uçma yöntemleri farklıdır. İşte ne bileyim ben mesela V şeklinde onu ilginç bir şekilde öğrenmiştim. Hani V şeklinde uçmalarının nedeni sadece öndeki kanat çırpıyor. Onun bıraktığı boşluktan aşağıdaki daha az kanat çırparak uçuyor filan. Böyle yer değiştirerek bir sistemleri var. Bir de belli bir yükseklikten sonra süzülerek belli bir mesafe kat ediyorlar. Ondan sonra uçarak yeniden yükselip tekrar süzülerek. Çünkü 30 bin kilometre göç eden, o kadar mesafe kat eden kuşlar var. Evet, göç yolu üzerine res varsa uçma ya da süzülme aşamasında büyük bir bölümü pervanelerin kendilerine çarpması sonucu ölmektedir. Yani bu hala res taraftarlarıca yani böyle bir zarar yok diye iddia ediliyor. Ama dünyada çok kanıtlanmış örnekleri var. Şimdi arılar mesela, işte arıyla ilgili çok ilginç şeyler söyleniyor. Eğer doğruysa, işte arı yok olduğunda insan da çok kısa sürede yok olacak deniyor. Ama şu an dünyada en fazla bu teknolojik uygulamalardan zarar gören türlerden bir tanesi. Bu şeyi de ben milli parklarda çalışırken bizim buradaki köylülerden öğrenmiştim. Bütün köylüler milli parkın içine kovanlarını koymak istiyorlar. Ben de neden diyordum, yani koca Kaz Dağı dururken. Çünkü milli parklar, Kaz Dağı Milli Parkı bu silsilenin %1'i belki. Şeyin onda biri, esas Kaz Dağı'nın onda biri. Yani hiç mi yer kalmadı da siz de kovanlarınızı milli parka koymak istiyorsunuz diye. Bu Bağsara lafını oradan duymuştum. Yani Latincesi de Marshalina Helenica'ymış. Bir çam pamuklu koşneli. Yani bu şekerli bir öz suyu halinde bu böcek şeyi reçineyi emdikten sonra bunu dışkılıyor. Arılar da o şeyi emmiş yarası ölümleri. ABD'de çok sayıda yarasa ölümü tespit ediliyor. Ve ilginç ama bunlar yarasalar biliyorsunuz hani hep iddia edilir ya çarpmaz. Yani bir duvar gördüğünde bile radar sistemi sayesinde ya da size de çarpmaz. Hiçbir şeye çarpmaz. Hemen anında manevra yapar filan. Ölüm nedenleri bu rüzgar şeyinin pervanesinin dönüş esnasında bir hava boşluğu oluşturması sonucu hani bu dalgıçlar çok derine inince hızla çıkarlarsa vurgun yiyorlar ya. Bunların da aynı şekilde barotrauma denen bir şekilde akciğerlerin patlaması sonrası ölüyorlarmış yarasalarda. Şimdi şöyle, konumuzla ilgisi olmayan bu slide'la ilgili sadece kısa bilgi vermek istiyorum. Edremit yöresinde yaşayanlar aslında bu konuyu çok iyi biliyorlar. Bir dönem bu Havran İmboğazı mağarası gündeme geldi. Çünkü Havran'da İmboğaz bölgesinde bir sulama barajı yapılıyordu. Tabii buradan bazı tepkiler olunca da bizim bakanlık, o zaman benim de işimde bulunduğum bakanlık bu konuyla ilgili iki tane Alman uzman gönderdi buraya. Ne yazık ki bizim bu kuşlar, yarasalar, başka türler konusunda çok fazla uzmanımız yok. En azından bakanlıklarda işlendirilen uzmanlarımız yok. Ve o Alman uzmanlar, yani bana çok çarpıcı geldiği için sadece onları söylüyorum. 12 binlik bir koloni tespit ettiler burada. Bakın şu şeyin, şu mağaranın ağzına bir şey, gözle görülmez bir şey ağ geliyorlar. O yarası oraya tutunuyor, alıyor, ölçüyor, türünü belli ediyor, ondan sonra bırakıyor. 12 binlik bir koloni tespit ettiler. Yani mağaranın içinde. Yaklaşık 250 metre falan aşağı inen bir mağara. 12 binlik bir koloni var. Ve 7-8 tane farklı da tür tespit ettiler. Bu dünya yarasa skalasını değiştirdi. Yani dünyada 12 binlik koloninin olduğu bir mağara bugüne kadar tespit edilmemiş. Ve 7-8 türün bir arada olduğu hiç tespit edilmemiş. Rapor yaptılar. Avrupa Konseyi'nden, Avrupa Parlamentosu'ndan, bizim hükümete bilmem ne bunu gönderdiler filan. Ama bizim hükümetimiz hiçbir şey dinlemedi. O baraj gövdesi 50 metre geriye yapılsaydı ki gene kurtulur muydu yarasalar bilmiyorum. Çünkü baraj aynı zamanda bir mikroklima yaratıyor kendine özgü. Ve ondan da etkilenmeleri mümkün olabilirdi. 50 metre geriye yapsalardı en azından bu mağara suyla dolmayacaktı. Ama buraya yaptılar mağarayı, burası sularla doldu. Ve o zamanki işte az önce bahsettiğim bakanımız da şöyle bir ifadede bulundu. Çevre örgütleri falan iyi bilirler. Ya biz onun üstüne 50 metre üzerine o mağaraya paralel bir yarasa yaptık. Ve 5 yıldızlı bir de dedi, dalga geçer gibi 5 yıldızlı bir mağara yaptık. Sonra ben kapısı kapanmadan gittim, bir tane dahi yarasanın o yapılan mağaraya girmediğini gördüm.
Ondan sonra da kapısına büyük bir demir kapı, girişine demir kapı yaptılar. Hiç kimse girip tespit etmesin bunu diye. Yani düşünebiliyor musunuz? Yıllarca çevre orman, orman su işleri bilmem ne adı altında olursa olsun bakanlık yapan bir insan aslında söylediği şeyle bizim çok değer verdiğimiz o doğal kaynaklara, coğrafyamıza, ülkemize, insanımıza hangi gözle bakıyor? Bunu çok net olarak anlayabiliyorsunuz. Ya bir cümle, çok küçük bir cümle söyleyeyim. Son slide, son slide zaten. Türkiye'de ilk defa insanlar için, yarasalar için dava açan örgüttük o dönemde. Ve bu tespitler yapıldı bilim insanları tarafından. Yarasalar için dava açtık, bu da literatüre geçti. Ama hakimiyeti belli olmayacak şekilde doğaya karıştıkları şekilde bilim insanları rapor verdi. Ne yazık ki 12 binlik koloni. Evet. Ha bir de bu 12 binlik koloniyle ilgili önemli bir şey. Her yarasa, ki bunlar akşam üzeri çıkıyorlar. Hava aydınlık azalmaya başlayınca dakikada 250 tanesi birden çıkıyor yani. O 12 binlik koloni böyle jet uçakları hızıyla şeyi terk ediyor. Bütün gece sabaha kadar avlanıyorlar. Ne avlanıyorlar? Zeytinsineği, sivrisinek, başka yani insanı da rahatsız eden bazı türleri yani tarım alanlarında rahatsız eden sinekleri avlıyorlar. Ve bir yarasa bir gecede 10 gram böcek yiyormuş arkadaşlar. 12 binlik koloni ne demek? 120 kilo böcek yiyor demektir. Sadece o mağaradaki yarasalar. Şimdi geçenlerde bir gazetede okudum, bilmiyorum, bir köyden bir bayan vatandaşımız bir açıklama yaptı. İşte Havra mağarası yapıldı, zeytinde sinek arttı diye. Şimdi bakın, zeytin toplanma aşamasındayken zeytinler ilaçlanıyor. Geçenlerde bir uçak düştü, bereket pilot kurtuldu da yani. Böyle inanılmaz çarpık, yani doğaya aykırı, yani bilime aykırı, tekne aykırı uygulamalarda sürüp gidiyor. Çağ dışı yöntem. Evet, bu bizim son slide zaten. Yani bu bizim evde enerji üretmek için kurduğumuz bir res filan değil. Bildiğiniz vantilatör. Biz bunu serinleme amaçlı kullanmıyoruz ama köyde verandada otururken çok köy olması nedeniyle arı var, sinek var filan. Kahvaltı yaparken, yemek yerken bunu çalıştırıyoruz. Ve bunun ortaya çıkardığı rüzgar akımından şeyler masanın üzerine gelmiyor, arılar ve sinekler. Hatta işte ısrar ettiklerinde falan böyle havada patinaj yaptıklarını görüyorsunuz. Yani şimdi bu bizim pervane ya da ventilatör eğer hayvanlar üzerinde bu etkiyi yapıyorsa, şimdi birazdan hocamız da belki bahsedecek, bu devasa rüzgar enerji santrallarının bu kanatlılara, uçanlara, sinek, böcek, yarasa nasıl bir etkisi olabileceğini artık varın siz düşünün. Ve bir de asıl gene Süheyla Hanım anlatmıştı. Sorun enerji üretmek falan değil. İnsanların, toplumun enerji ihtiyacını falan karşılamak değil. Çünkü bunun için bir planınız olur. Yani ne kadar HES'e ihtiyacım var, ne kadar RES'e ihtiyacım var, ne kadar GES'e ihtiyacım var. Hiçbir böyle bir plan yok. Mesela nükleer var, değil mi? Ve deniyor ki biz iki tane nükleer santral yaptığımızda bunların hepsinden daha fazla enerji üretecek. Yani nükleeri savunduğum için demiyorum. Hiçbirini savunmuyorum bakın. Hiçbirini savunmuyorum. Zaten eğer Türkiye'de, onu da zaman içinde öğrendik, bir kişi birine karşı çıkıp diğerini savunuyorsa lobi faaliyeti yürütüyor. Yani bunu çok net bazı şeylerde ortamlarda gördük. HES'ler işte. Türkiye'deki bütün akarsuların üzerinde akarsu tipi HES var arkadaşlar ya. Bakın bizim Kaz Dağı'nda, yani şu Mıhlı ile Zeytinli Çayı arasında 5 tane akarsu tipi HES projesi vardı. Baskılardan dolayı içme suyu barajına çevirdiler şimdi. 5 tane içme suyu barajına mı ihtiyaç var? Ne bileyim ben işte, güneş enerji santralları, jeotermal, son zamanlarda onlar da var. O diğer 3 tanesinin şeyini ben uydurdum ondan, kısaltmalarını ben uydurdum daha doğrusu. Mesela Medcezir enerji santralı. Bazı yerlerde işte sular yükseliyor, alçalırken de onları bir büyük havuzlar yapıp oraya aktarıp ikisinde de enerji üretme gibi şeyler varmış. DES neydi? DES de dalga enerji santralı. Mesela denizden dalga oluyor ya, bazı denizler çok şiddetli dalgalar. Onların önüne bazı tribünler oluşturarak dalgalardan enerji üretme. SES de su enerji santralı. Yani hidrojen aslında çok önemli enerji üreten bir şey. Madde fakat tek başına doğada bulunmadığı için sudan ileride gelecekte çok ciddi enerji üretilebileceği düşüncesi, projeleri var. Ama bunların tamamı işte dediğim gibi toplumların enerji üretiminden çok belli rant amaçlı yapılan şeyler. O yüzden enerji ve kalkınma yalanları dedim. Son olarak şu cümleyi söylüyorum.
Yani ben çok kızdığımda kalkınmaya karşı mısın diyorlar. Evet, karşıyım kalkınmaya. Eğer kalkınma denilen şey doğamızı yok edecekse, bize, gelecek kuşaklara çok kötü bir dünya bırakacaksa, yani yapılan otobanlar, kişi başına düşen otomobil sayısının artması, daha bir sürü örnek sıralayabiliriz. Eğer bunlarsa kalkınma, ben buna karşıyım. Hatta büyümeye de karşıyım. Gayri safi milli hasılanın artmasına da karşıyım. Çünkü kişi başına düşen diye açıklanıyor. Vallahi bugüne kadar hiç benim başıma düşmedi o gayri safi milli hasıladan artış. Hep daha azalarak düştü bir şeyler. O yüzden sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hasan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hüsnü Bey'i alalım. Hüsnü Bey'e sizi nasıl tanıtalım dedik. Karaburun'dan Hüsnü deyin yeter dedi. Belki kendisi kendisiyle ilgili birkaç cümle etmek ister. Herkese merhaba. Karaburun Kent Konseyi Doğa Koruma Çalışma Grubundanım. Yıllardır da rest alanına karşı diğerlerinin yanı sıra balık, onlar da balık çiftlikleri, taş ocakları, mermer ocakları vesaire vesaire onlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Şimdi ben izninizle elinde metin var, metinden okuyacağım. Belki zaman zaman da metnin dışına çıkarım. Şimdi zaten afişte de yazıyor, resler ne kadar masum. Az önce Ali Osman Hoca, arkadaşımız, onlar aşağı yukarı gelenini anlattılar. Ben Karaburun'daki mücadelemizi, deneyimimizi sizlerle paylaşırken de bazı bilgiler de vermek istiyorum. Şimdi bu ne kadar masum meselesini yanıtlamadan önce birkaç noktanın altını çizmekte yarar görüyorum. Birincisi, Ali Osman Hoca yanılmıyorsam belirtti. Ülkemizdeki enerji üretimi enerji tüketiminden fazla. Bu çok net bir veri. O zaman niye bu kadar fazla enerjiye ihtiyaç olduğu Ankara tarafından halka, hepimize dayatılıyor. Bu sorunun cevabını vermek lazım. İkincisi, ülkede elektrik kayıp kaçak oranı artı eksi %30 civarında. Bunun yanılmıyorsam belli bir miktarı kabul edilebilir kayıp kaçak. Ama geri kalanı bile önlense Türkiye'nin enerji ihtiyacı oradan karşılanır. O zaman neden bu kadar fazla enerjiye ihtiyaç var? Üçüncüsü, temiz denen, yani karbondioksit salımı olmayan restlerin neredeyse tamamı havadaki karbondioksiti emen ormanlar, makelikler, çayırlar, yani yeşil alanlar üzerine kuruluyor. Bu yaman bir çelişki değil mi? Dördüncüsü de enerji kim için? Bence asıl araştırılması gereken, yanıtlanması gereken soru bu. Enerji kim için? Karaburun'a geçersek, Karaburun'da şu anda aşağı yukarı 11'in üzerinde dava sürüyor. Ve bu davalar tamamı Karaburunlu yurttaşlar tarafından açılıyor. Ve Karaburun Kent Konseyi de bunun koordinasyonunu yapıyor. Gereken desteği veriyor. Bu davaların neredeyse tamamı lehimize sonuçlandı. Şimdi bu lehimize sonuçlanan davaların bir tanesinde 5. İdare Mahkemesi'nin kararına dayanak teşkil eden bilirkişi raporunda aynen şöyle deniyor. Teknik bir projenin hayata geçmesi için ekolojik olarak kabul edilebilir olması gerekir. Mahkeme bilirkişinin diğer gerekçeleriyle birlikte raporuna dayanarak lehimize karar vermişti. Şimdi o zaman sormamız gerekiyor. Türkiye'de gerek RES'ler, gerek HES'ler, JES'ler vesaire. Hangi proje teknik olarak geçerli olabilmesi için hangi ekolojik gerekçeleri ileri sürerek, hangi ekolojik anlamda kabul edilebilir olarak şey oldu? Ben bir tane bile hatırlamıyorum. Hiçbirisinde ekolojik denge, ekolojik gerekçeler neredeyse yok.
Firmaların, RES firmalarına gelince bu firmalar için tek geçerli şey var. Rüzgar verimliliği. Ne yapıyorlar? İşte bir ön lisans alıyorlar. Arkasından uygun gördükleri yerlere rüzgar ölçüm direkleri dikiyorlar. Rüzgar ölçüm direklerinin ortaya çıkardığı verimlilik oranlarına göre de o noktalara RES'leri dikmeye başlıyorlar. Yani ekolojik olarak kabul edilebilir hiçbir gerekçe yine yok. Orada flora fauna zenginliği varmış, tarım varmış, meralar varmış, yerleşim alanları varmış. Hiçbiri umurlarında değil. Karaborun Yarımadası'nın, yani sizi bekleyen tehlikeye de dikkati çekmek için birkaç rakam vereceğim. Karaborun Yarımadası'nın yüz ölçümünün %61'i en büyük RES firması olan bir firmaya proje sahası olarak tahsis edildi. Geri kalan 6 firma daha var. Toplamının proje sahası olarak elde ettiği alan Karaburun Yarımadası'nın %71'i. %13'te bir bizim orada Akdağ, Bozdağ ya da Mimas Dağı dediğimiz sert bir dağlık alan var. Orada hiç yerleşim yok. O da %13. %71 artı %13, %84. Yani %16'ya keçinizle, bandayınlarınızla, nergisinizle falan filanla sıkışın, orada yaşayın, kalın. Söyledikleri bu. Şimdi burada gördüğünüz gibi Karaburun Yarımadası'ndaki durum şu vaziyette. Yani sanmayın ki bu Polat Enerji 75 türbünde duracak ya da başka firmalar Eybek Dağı ve bölgesine gelmeyecek. Kapasite artışlarıyla, yeni yeni yatırımlarla 75 türbünü zaten çok fazla. Bunu çok daha ötesine geçme olasılıkları da çok yüksek. Az önce arkadaşımız çok güzel anlattı. Fauna meselesinde kuş göç yolları. Göçmen kuş değil, yırtıcı bir kuş. Şimdi yılan kartalı, Karaburun'a endemik, nesli tükenmekte olan türlerden bir tanesi. Şimdi yine bir kişi raporundan bir alıntıya dikkatinize sunmak istiyorum. Proje bölgesinde maki elementleri, kültür alanları, mikroflora, habitat sınıfları, endemik, aromalı ve şifalı tıbbi bitkiler, yerleşim alanlarının bulunduğu, Yarımada'nın tam ortasından geçen ve İzmir Kuş Cenneti'ne ulaşan iki kuş göç yolunun geçtiği, bölgenin gerçek flora ve fauna varlığını tespit etmek için birbirini takip eden dört mevsim gözlenmesi. Hiçbir chat raporunda hiçbir zaman dört mevsim gözleme yapılmamıştır bugüne kadar. Yaptıkları en fazla birkaç aylık sözde gözlemlerdir. Hele chat raporu mahkeme tarafından iptal edildiyse ikinci chat, hazırladıkları ikinci chat raporu da birincisinin iptalinden en fazla bir hafta ya da bir ay içinde göstermelik olarak yapılmaktadır. Yarımada'nın elde edemeden kalan son kıyılar ve yırtıcı kuşlar ve deniz kuşları için önemli bir yaşam alanı olduğu ve biyoçeşitlilik açısından son derece önemli alanlar içerdiği. Kümülatif olarak çevre etki değerleri dikkate alındığında yeni bir projenin daha bu alanda faaliyete geçmesiyle özgün bakir alanlar içeren ve oldukça zengin bir biyoçeşitliliği barındıran Yarımada'da yaşayan canlıların sığınacağı başka bir yaşam alanı kalmayacağı ve de yaşamın temel kaynağı olan doğayı ve onun zenginliklerini korumanın ve sürdürmenin tüm insanların ortak görevi olduğu bu bilirkişi raporunda belirlenmiş. Şimdi tek az önce Ali Osman hocam gayet güzel anlattı. Bu gürültü meselesine ufak bir şey eklemek istiyorum. Tek bir resim çıkardığı gürültü, yani kabul edilebilir olabilir kimi zaman dedi yanılmıyorsam. Ama bu gürültüyü
Bir başka türlü de değerlendirmek yarar var. Rüzgar şiddetlendiğinde pervanenin rüzgarı kavrayıp savurmasıyla oluşan ikinci bir ses daha var. Ve bu sese artı infrasound sound'a ve yakınlığa oranla artan sese maruz kalan insanlar da o bölgede yılda 365 gün ve üstelik de çoğunlukla zeytincilik ve keçicilik yetiştikleri için dışarıda yaşayan insanlar. Yani 365, yılda 365 gün bu sese maruz kalıyorlar. Şimdi biz daha önceleri şöyle düşünüyorduk yıllar önce. Yani rüzgar var. Niye temiz, yenilenebilir? Niye bundan yararlanılmıyor? Hakikaten böyle düşünüyorduk. Sonra bu en büyük res firması geldi. Yavaş yavaş türbinleri kurmaya başladı. Ve köylerden, özellikle yayla köyden, ciddi köylülerden ciddi tepkiler geldi. Şikayetler geldi. Onun üzerine bölgede araştırma yaptık. Arkasından tarafsız olalım, bir de şirketi dinleyelim diye. Şirketin temsilcisi geldi, proje müdürüydü o zaman. Ve en sonunda ağzından herhalde şunu kaçırdı. Zaten bir projeksiyon yaptık. 20 yıl sonra, en geç 20 yıl sonra yayla köy diye bir köy yerleşip kalmayacak. Yani sonuçta söylemek istediğim firmaların o bölgede flora, fauna ya da yerleşim bölgesi yani insanlar açısından hiçbir değeri yok. Tek bir kriterleri var, rüzgar verimliliği ve oradan sağlayacakları para. Bildiğim kadarıyla az önce Süheyla Hanım gösterdi. Köylere uzak bu Polat Enerji'nin dikeceği türbinler. Yani 3000 metre değil mi? 3000, 4000, 5000, 6000 diye gidiyor. Ancak burada insan dünyanın hayatın merkezi midir sorusuna nasıl baktığımızla ilişkili. İnsan doğa olmadan olabilir mi? İnsan flora, fauna olmadan yaşayabilir mi? Yaşarsa nasıl yaşar? Dolayısıyla Eybek Dağı ve bölgesinde kurulacak olan o 75 türbünün flora ve faunaya vereceği çok büyük zararlar var. Karaburun örneğinde biz bunları yaşadık. Yüksekliği 100 metreyi bulan türbünler ve 80 metre çapındaki kanatlarının emniyet ışıkları ve türbünlerin kapladığı alanların şalt sahasının interkonekte sistemine bağlantıların yani yarım adayı bir örümcek ağı gibi sıran yüksek gerilim hatlarının yan yolların türbünlerin trafo merkezine bağlanması için kurulan yeraltı şebeke tesislerinin türbünler arası açılan kilometrelerce yolların tırlar ve devasa iş makinelerinin geçişi için açılan ve genişletilen yolların geçici inşaat alanlarının doğal habitatı ve yaşam alanlarını tahrip ve yok etmesi, bu değerli kuş popülasyonu ve zengin flora türleri içinde ciddi yaşamsal riskler oluşturmaktadır. Bu gördüğünüz türbünler köye aşağı yukarı 400 metre kadar yakın. Yayla köy. Bu gördüğünüz de soldaki gördüğünüz temeli. Bu bir tek pervane kanadının geçişi için bir tırın geçtiği ve genişletilmiş olan yollar. Genişletmek için de kesilen ağaçlar. Burada da şeyi görüyorsunuz, türbünleri birbirine bağlayan yollar. Bu da şalt sahası. Sadece ve sadece rüzgar verimliliği kriterine göre kurulan resler, manyetik alan etkisi, çıkardığı titreşim ve gürültüyle insan sağlığını tehdit ediyor. Bu konuya fazla girmeyeceğim. Ali Osman Hocam bunu gayet güzel, ayrıntılı bir şekilde bilimsel olarak anlattı. Türkiye'de yaşayan yarasa türleri ve bunların ekolojik dengenin korunmasındaki rolleri nedeniyle
bulundukları habitatlar ülkemizin de imzacısı olduğu Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmıştır. Karaburun Yarımadası doğal coğrafi yapısı nedeniyle tozlaşma ve zararlıların yok edilmesinde çok önemli rolü olan yarasa türleri bakımından da zengindir. Ve bu türler bu restler nedeniyle tehlike altında. Türbünlerin yoğun olarak kurulduğu Yaylaköy bölgesinde yarasa ve arı popülasyonunda gözle görülür bir azalma olmuştur. Bunu söyleyenler o bölgedeki proje tanıtım dosyasına alınmıştır. 97 türbün için dahili ulaşım yolları, türbün platformları ve türbün temelleri için öngörülen hafriyat miktarı 962 bin metreküptür. Bunu siz 75 türbün için hesaplayabilirsiniz. Sadece bir rüzgar türbünü için, yine aynı rapordan, sadece bir rüzgar türbünü için çıkacak toz emisyon miktarı saatte 0.033 tondur. Günde 9 saatlik ve ayda 20 günlük bir çalışmayla 8 ay sürmesi planlanan 47 türbünün toz emisyonu yaklaşık 428 tondur. Sizde 75 türbün olacak. Buna tırların geçişi için açılacak veya genişletilecek olan yollar, türbünleri birbirine bağlayan bağlantı yolları, iletim kablolarının gömüleceği derin hendeklerin açılması, şalt sahası, kamyonların ve iş makinelerin yol açtığı toz emisyonu dahil değildir. Karaburun Gıda ve Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bizim başvurumuz üzerine Karaburun RES projesi uygulamasında epitaksal tespitlerde bulundu. Özel ağaçlandırma sahiplerinin daha önce kullandıkları yollar üzerinde yeni yollar inşa edilerek telle çevrildiği için arazilerine ulaşma alanı kalmadı. Yani büyük olasılıkla bu anlattıklarımın tamamını bu bölgede sizlerde yaşayacaksınız. Su tahliye kanallarının zeytin dikilen düz arazilere açıldığı, yoğun yağmur sularının düz arazide birikmesi sonucu zeytinlerde kök çürümesine neden olacağı, su göletlerine tahrip olduğu, RES yatırımı için açılan stabilize yollardan kalkan tozların fidanlar üzerinde olumsuz etkisinin gözlendiği, RES projesi bağlantı yollarında yapılan inceleme sonucu araçların geçişi sırasında yoğun toz bulutunun oluştuğu, tozlu tarım alanlarında sıkça görülen kırmızı örümcek zararlısının ekonomik zarara yol açabilecek seviyeye geleceği, çiçeklenme ve tozlanma döneminde oluşan tozların döllenme bozukluğuna yol açacağı, bunun da bozuk yaprak ve bozuk meyve oluşumuna yol açacağı, oluşan tozların bitkilerin yaprak ve gövdeleri kapsaması sonucu bitkilerin su stresine gireceği, bitkilerde fotosentez ve terleme olaylarının sekteye uğrayacağı, bunun sonucunda ise verimde azalma ve gelişmede gerilemeye sebep olacağı tespitlerinde bulunmuştur. Bu somut olayları büyük olasılıkla Eybek Dağı ve bölgesinde yaşanacak. Karaburun Yarımadamızda bilinen kapasite artışları ile ulaşılacak toplam türbin sayısı 234. Kapasite 345 megawatt. Ortalama üretim 1 milyar 411 milyon 537 bin kilowatt saat yıl olacak. Şimdi bu projelerin tümünün gerçekleşmesi durumunda, yani Karaburun Yarımadası'ndaki 6 firmanın gerçekleştirmeyi hedeflediği durumda üretileceği varsayılan elektrik enerjisi Türkiye'nin 2001 yılı enerji talep projeksiyonun sadece ve sadece %0,02'sini karşılayabilecektir. Peki bu arada kaybolan, tahrip edilen flora, fauna, insan sağlığı ne olacak? Bunun hesabını kim verecek? Ortalama ömrü 20-25 yıl olan bu yatırımların gerçek maliyeti ise parasal değeri ölçülemeyecek doğanın, yaban hayatının, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın, insan sağlığının ağır şekilde tahrip olması. Kaybolan tarım, hayvancılık ve bölge için çok önemli bir kalkınma potansiyeli olan alternatif turizm gelirleridir.
da işte mücadeleden bazı örnekler olumsuz etkiler üzerine restlerin gördüğünüz için ben okumuyorum. Bu da Karaburun'da kadim kültürün bir örneği. Her yıl Haziran ayında keçi kırkım şenliği yapılır. İşte orada gördüğünüz arkadaşlar da keçileri kırpıyorlar. Bu da yine Karaburun'un meşhur nergisi ve inanın gittikçe de azalıyor. Bu da yine Yaylaköy'e biraz. Böyle bir kartpostal yapmıştık. Bu kartpostalı da o en büyük firma Ludos firmasının dış finansman kaynağı olarak seçti. Fransa Almanya Exim Bankı'nın bütün yönetim kurulu üyelerine göndermek üzere bunu hazırlıkla da gönderdik. Yarımada'nın bu yaygınlıkta restlere ayrılması, toplam ve çarpan etkisiyle birlikte deniz, dağ ve sulak alan ekosistemlerini bir arada barındıran nadir ekosistem ile zengin biyoçeşitliğin ve kadim bir kültürün yok olması anlamına geldiğini açıktır. Sormakta haksız mıyız? Değer mi? Şunu da dikkatinize sunmak istiyorum. 75 türbünle kalmayacaklar. Kapasite artışları ve başka firmaların devreye girmesiyle çok daha geniş alanlar tahrip olmaya adaydır. Şimdi yanılmıyorsam önümüzdeki hafta değil mi? 25'inde bu halkın katılımı toplantısı. Biz Karaburun'da bugüne kadar ne balık çiftlikleri, ne resler, ne taş ocakları konusunda bir tek halkın katılımı toplantısı yaptırmadık. Yani patırtılı da olsa, gürültülü de olsa, ne olursa olsun bunu gerçekten yaptırmadık. Yani eğer resler konusunda, onların olumsuz etkileri konusunda kararlıysak onlardan dinleyeceğimiz ne var ki? Yani çünkü istedikleri tek şey rüzgarı kendi ceplerini doldurmak için, doldurmaktır. Bence başka bir düşünceleri yok bu konuda. Onun için benim önerim gerçekten o rest toplantılarını, yani halkın katılımı toplantılarını mümkün olduğunca etkili bir şekilde yaptırmamak ve sonuçta da artık halkın bu konudaki tutumunu, tavrını net bir şekilde de ilgililere iletmek. Evet, sözlerimi hepimizin bildiği şu sözle bitirmek istiyorum. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Satıh da bütün vatandır. Yaşam alanlarını savunmanın, ekoloji mücadelesinin başarısı, bu öz değişin gereğini yapmaya, dayanışmaya ve güç birliğine bağlıdır. Teşekkür ederim. Sayın Hüsnü Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bir 15 dakika şimdi soru alalım. Söyler, bir 5 dakika izin verelim. Şey verelim, zaten 5 dakikanız var da. Tabii ki de çok şahane. Tamam. Şimdi videoda Nebahat Hanım hangi yıldı? 2013 Aralık ayı. 2013 Aralık ayında Ayvalık Tabiat Platformu'ndan bir otobüs dolusu arkadaş, Ayvalık arkadaş Karaburun'a gelmek istediler. Nedenleri de Cunda'da yine Polat Enerji'di galiba, değil mi? Yok, başka bir şey Yırcalı'ların. Yırcalıların bir firması Cunda Adası'nda, yani Tabiat Parkı olan Cunda Adası'nda RES projesi uygulamasına girmek istemiş. Ve Karaburun'da bu konuda deneyimli olduğunu bildikleri için gelip bizden dayanışma istediler. Kendileri geldiler. İşte restlerin bulunduğu bölgelere çıktık. Orada Yaylaköy'de köylülerle buluştuk.
Arkasından kent konseyine geldik. Kent konseyinde de kendilerine bilgilerimizi sunduk. Ve arkadaşlar da bu güzel video çekimini yapmışlar. Ben çok güzel buldum. İzninizle onu izlemenizi öneriyorum. 5 dakika izleyelim en fazla o zaman. Bizi oyuna geldi. Hani o ayvacık mı neyse oyuna gelmesin. Ayvacık. Bizi hani ya nasıl bir dilkiyi avlatlar, hedefe getirdi. Tüfağı çektiler, değil mi dediler, bizi vurdular. Çünkü bu yollar, ara yollar hep toz olduğu için, hep şey, toprak olduğu için çok aşırı toz yaptı. Keşke bir kamyon geçse, şimdi şu anda gene bak, toprak çeken kamyonlar geçiyor. Bir kamyon geçse, keşke görseniz. Bize işte olmaz, bir şey olmaz dediler ama bizim baş ağrımız, stresimiz oluyor. Hayvanlarımız erken sütten kesiliyor, hayvanlarımız ölüyor. Hiç bir eğil, bir şey değil bu. Biz oyuna geldik, siz gelmediniz. Yani, onlar bizim sırtımızdan şey para kazandı. Biz hani ya bir enayi yerine geçtik. Tamam, temiz enerji. Lazım. Ama... Bu arkadaşlar güzel bu resim firmalarında tekniksel firmalara çalışmış. 2 megawattı dünya türünde 4 ton civarında bakır ve mıknatıs varmış. Ve bunun sağlığa zararı ispatlanmıştır. Şu gördüğünüz zamanlar karşı dağlar var. Buraları adap parça olarak mera ayrıldı. Fakat görüyorsunuz bak kaç metre yol. Sözde mera çivi çakılmazdı. Bu yerler mera. Merhabasına bir bakın bakalım var mı merhabası var mı yerlerde şimdi şu anda? Çift cami, yine gürültü bayağı duyuruyor. Bu karşıdaki direğin gürültüsünden biz çok şikayetçiyiz köylü olarak. En fazla şikayet ettiğimiz yer tabii ki kurulacak. Hani çok kurulacak yani. Diye bir şey yok. Enerji bu herkesin ihtiyacı. Ama köyün yani yerleşim yerlerine bu kadar yakın kurulmaz. Doğrudur. Bana diyor EBDK diyor veriyor, kamulaştırma diyor. Ya EBDK o zaman, alsın bize EBDK o zaman, der götürecek, alsın isteyin bizi buradan köyde. 2,5 ve 3 megawattlık bir şeyin üzerinde 8 katlı bir binaya giren beton ve demir kullanılır. Mesela şu zeytin sahası içerisinde 3 direğin yeri 37 dönüm, arazi geliyor ona ve kurum. İçin 37 dönüm. Şu tepeyi görseniz, tepeleri bitirdiler. Malzeme, kum malzemesi var ya, bedava nasıl para vermesin diye tepelerimizi bozdular, tepelerimizi. Tabii o doğal... Tepeler bütün doğal, şey, malzemeyi orada çektiler, serdiler yollarda. Doğal defalar kullandı. Doğayı da bozdular yani. Birleşilmesi gereken ortak noktayı İyi tanımlama, örgütlenmedi. Bir şey için örgütleniyorsunuz. Yaşam hakkı için örgütleniyorsunuz. İlk yollar açılmaya başladı. Dağları kesiyorlar ve tribün alanlarını oluşturmak için dağları kesiyorlar. Tribünlerin taşınabilmesi için tabii kanatlar 40 metre ve tek parça halinde taşınıyor. Onların taşınabilmesi için orman yolları dar olan, yangın için açılan orman yolları o türlerin geçebileceği genişliğe ulaştırıldı. Dolayısıyla binlerce çam ağacı kesildi. Sakız tarafından, arka taraftan geldiler. Yol çalışmaları ve bu yok etişmeye devam ederken tabii yan tesislerini de kurmaya başladılar. Mıcırlar, çimentolar, ve bunların atıkları, atık sularının hepsi doğaya verildi. Trafo merkezinin inşaatı, çimento ve taş ocakları ve ilk türbünün temeli böylece bütün şeyi, habitatı kanıtarak böylece açıldı. Yollarla beraber doğal toprak dokusunu tamamen yok ettiler. Arıcılık, dendi arılar, evet köye artık arı gelmiyor ama arıcılık çok önemli bir şey için. Dağ köyleri için. Dolayısıyla Karaburun'da mücadele devam ediyor. Hayvanlarımız hasta oldu.
Kedilerimiz hasta oldu. Gürültüle. Bak bunlar burasını kiraladılar, bir kere aldılar, devletten satın aldılar. İçine zeytin diktiler. Zeytinlerin yerine yeniden girdiler, bu direkler diktiler orta yerleri. Tellerini kopardılar, sürüleri yıldı, aşlamalarını yedi. Kırsal, burada geleneksel kırsal bir yaşam var. Bunların hepsi bu şeyin Lodos firmasının proje müdürü. Biz tek taraflı bilgilenmeyelim diye Lodos firmasının daha bir temsilci istedik konseye. Proje müdürü Metin Bey'e gönderdiler. Uzun uzun konuştuk. Adam durmadan ben de çevireceğim şuyum buyum diye bizi şey yapmaya çalıştı. En sonunda dedi sahile geldi ve ağzından büyük olasılıkla kaçırdı ve biz de bunu her yerde söyledik. Şimdi bütün yarımada biliyor. Aynen şöyle dedi. 20 yıllık bir projeksiyon yapıldı ve bu 20 yılın sonunda burada Yaylaköy diye bir yer kalmayacak dedi. Küçücük bir alanda üstelik de sizin çok güçlü bir şeyiniz var. Tabiat parkı. Sit alanı. Böyle bir özelliğiniz var. Bizde o da yok. Dolayısıyla eğer bunu engelleyemezseniz o daracık bir alanda kilometreler türbünleri birbirine bağlayan yollar, ondan sonra koskoca bir yolla gelinecek, virajlar genişletilecek falan peşmecan. Yani sonuçta o yarımada sadece bunlarla kalmayacak, siz de bizden daha iyi biliyorsunuz. İmara açılacak, ondan sonra koruyacak da hiçbir şeyiniz kalmayacak. Onun için vakit varken bence bu örneği geç kalmış bir örnek olarak ama mücadelesi olan bir örnek olarak almanızı ben öneririm. Yerleşim alanına yakınsa, yerleşim alanına yakınsa canınızı verin, dağınızı vermeyin. Ha. Ha, yerleşim alanına yakınsa. Evet, Ayvalık Tabiat Platformu'na çok teşekkür ediyoruz bu güzel video için.